Amerika'nın en affillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda Burda Laf Çok yayında. Burda Laf Çok, Burda Laf Çok, Burda Laf Çok. Efendim CNN Türk ekranlarına Burda Laf Çok'a hoş geldiniz. Birbirinden değerli konuklarımız var. 22 saattir burada değildik. Acaba 22 saatte Türkiye'de neler oldu? Programımızın bitmesinin üzerinden 22 saat geçti. Peki bu 22 saatte neler oldu? Ülkemizde günde 524 iş kazası yaşanıyormuş. Bülent Ersoy bir süredir flört ettiği sevgilisiyle evlenecekmiş. Benzin fiyatları an itibariyle 4 kuruş indirime girmiş. Artık kamudaki tüm memurları başbakan atayacakmış. Antalya Spor'un başına Ertuğrul Sağlam gelmiş. Çorum'da ev yapmak için temel kazan bir abimiz Roma dönemine ait 1900 yıllık lahit bulmuş. Evet sevgili dostlar, an itibariyle diyor ya bizim hani çırtkan, an itibariyle Burda Laf Çok başlıyor. Bakın perdenin arkasında kimler var? Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Burda Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Sacit Aslan. Başarılı yorumları, birbirinden tuhaf anılarıyla geleneksel ötesi Burda Laf Çok konukluğunu yapmak üzere konuğumuz oluyor. Merve Özbey, yorumcu. Gurur yüzü ifadesi, Merve Özbey geldi bir tanesi diyerek başladığım tanıtımıma hoş geldiniz diyerek devam ediyorum. Duyduklarıma göre asıl mesleği reklamcılık olan ama Erdem Kınay'la çıkardığı parçayla ortalığı kazıp kavuran Merve Özbey bu gece konuğumuz oluyor. Bedü, müzisyen. Esasen grafik tasarım mezunu olan fakat müzik tasarımıyla daha çok ilgilenen, Türkiye'nin alışık olmadığı bir tarzı bize sevdiren Bedü, yeni işleriyle konuğumuz oluyor. Mert Öner, oyuncu. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olan, daha çok tiyatroyla içli dışlı olan, ekranlarda ilk olarak Benim Annem Bir Melek'le tanıdığımız, sosyal ortamlarda da bir fenomen olan Mert Öner, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Burda Laf Çok, Merve Özbey'in performansıyla devam ediyor.
kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burda Laf Çok'tan yarın akşam. Yoğun set ortamında yemek yemeye bile vakti olmayan Merve Oflaz, hayata tesbih yaptıktan sonra tavukları da pişiren Ferman Toprak, son olarak Ali Baba ve Yedi Cücelerle birlikte görünen Bahtiyar Engin ve Gebertirim adlı şarkısının klibiyle dikkatleri üzerine çeken Seda Üren. Burda Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Burda Laf Çok. Burda Laf Çok. O da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi. Şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi. Evet, Burda Laf Çok an itibariyle başladı. Galiba bu dıgıdıklarla bitireceğiz sezon sonuna kadar yayını. Sayın Sercan Aslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sayın Merve Özbey'in şarkısıyla başladık. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler. Boncuk gözlerinizin ilk kez farkına vardım. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel, gayet boncuk bakıyor. Çok naziksin. Hayırlı uğurlu çok olsun, Allah sahibine başlasın. Amin inşallah. Evet. Bedükçüm saçlarını Allah sahibine başlasın. Teşekkür ederim. Ne güzel, mutluyuz seni burada görmekte. Bu ne sivil kıyafetin... ne resmi kıyafeti. İkisinin böyle ortasını aldık galiba. Açı olarak bu çıktı? Hipotenüs. Açı olarak bu çıktı böyle. Bu çıktı işte, fena durmuyor. Böyle de devam edebiliriz gayet abi. Gayet rock'n'roll bir halde geldim sana. Rock'n'roll. Böyle konuşacağız falan hesabı. Bu akşam oradan yürür müyüz rock'n'roll'dan? Neden olmasın? İnşallah. Peki. Sevgili Mert Öner. Mert Öner hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de saçlarıma iltifat isterim ama. Ben boncuk gözlerime istiyordum ama. Mert'im senin nerene yürüyeyim diye merak ettim şimdi. Yani aynı ben özel yani. Böyle yürümemi istediğim bir yer varsa yürüyeyim. Yok, oraya doğru. Bir saç yürümesi. Ama yürüyorum. Böyle yani tatlı. Gerçekten hani rollerin de tatlı. Bizi bizden alan genç bir arkadaşımızsın. Hoş geldin yanımıza. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsun şimdi? İyiyim, iyiyim, gayet iyiyim. Böyle bizim İsmail abinin gençliğine benziyorsun. İsmail abi hop diyeceksin aynen onu. Aynen öyle. Aynen, eyvallah. Peki hoş geldin. Sercan abiyle başlıyorum. Tabii ki. İzninizle. Sercan abi ya özlediğin oluyor mu beni? Vallahi benim özlememe fırsat kalmıyor. İki ayda bir yani metronom gibi sayıyorsunuz. İki ayda bir. Şimdi abi tabii yani bu magazin ortamları böyle kendi içerisinde biliyorsun yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. Aynen öyle. Biz kar topuyken seni alıyoruz. Sonra o çığ haline dönüşünce seni tekrar alıyoruz ve hem kar topuyken hem de çığken birlikte bakıyoruz. Doğru. Dolayısıyla hani Türkiye ister istemez her koşulda magazini tartışan ve konuşan bir ülke. Kabul etmek lazım. Ben sana o mevcut şeyi söylemeyeceğim. Biliyorsun evet, bak o yasaklı kelime. Evet. Blacklist'te aldığımız kelimeler var. Evet, onlardan bir tanesi duayen. Yani duayen bu akşam Mert olacak mesela. Aynen. Senin adın. Mert duayen. Oyuncu duayeni olarak katıldı aramızda. Ama yani sonuçta magazinden biraz da ülkenin şeyine bakabiliyorsun. Aynı tutabiliyorsun değil mi? Yani bir ülkenin magazini neyse sosyolojisi de o mudur? Sert yok, olduysa hemen yok, geri alayım soruyu. Sert olmadı ama yok öyle değil. Öyle kabul öyle etmemek değil, lazım. Öyle değil. Yani şimdi ülkenin kendi hele son günlerdeki olan çok ciddi, son derece kritik ve bıçak sırtı olan hadiselerini güncel böyle işte gece oradan çıktı, buraya geldi, şunu yaptı, bunu yaptığıyla aynı kefeye koyup tartmamız mümkün değil. Biri çok ciddi boyutlarda bir iş, bir tanesi... Yani gır gır şamata hayatın bir içinden bir hadise. Bir bütünün en renkli parçası. Aynen belki. Ama galiba en küçük parçası. En küçük parçası. En küçük parçası. Buna rağmen ama halkın biliyorsunuz ki magazine bir teveccühü var. Yani son itibariyle eskiden mesela spor sayfalarını açardık. Acaba öyle mi? Bilmem ki öyle mi? Vallahi yani ben eskisi kadar öyle çok itibar gördüğüne inanmıyorum. Bir sürü magazin programı yapılıyor abi. İzlemiyor olabilir yani ya. Yapılabilir. Yani o saat televizyonların o saati... En ideal saat olarak o konuyla ilgili yani magazinle ilgili en ideal saat olarak öyle addedilmiş, öyle kabul edilmiş, öyle gidiyor. Ama bu Türkiye'nin şu anda çok önemli bir konusu mudur? Ben şahsen katılmıyorum. Yani öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama
bu arada güncel gerek siyasi olarak gerek sosyal olarak bir takım problemler yaşayan bu ülkede bir nebze de öyle bir şey ortaya çıktığında insanlar o sıkıntıdan kendini kurtarıp ona bakmak ihtiyacı hissedebilirler. Belki küçük bir nefes arası değil mi? Aynen. O kadar yani. Küçük bir nefes. Sen magazine oldun mu? Yani mesela Okan'a çıktığında ve Beyaz'a çıktığında söylediğin şeydi. Yeterince tanınmıyorum. Bu ne ya? Yeterince tanınmıyorum. Mesela yeterim o nedir? O kadar tanınmıyorum ki menajerimi Merve Özbey zannediyorlar. Öyle düşünün yani. Ve organizasyona gidiyorum, konsere gidiyorum. Diyorlar ki Merve Hanım sarı saç çok yakışmış. Magazine de olmak ya da popüler kültürün bir parçası olmak bizim yaptığımız mesleğin bir cilvesi doğru ama ben sadece sesimle ve yaptığım işle bir yere gelmeye çalışıyorum. Doğrudur. Hepimiz yüzümüzü göstermeye çalışıyoruz. Maddi ya da manevi neyse ben de yaptığım işin 13 yıllık işin karşılığını şöyle hani bir insan bana gelip de ya bir fotoğraf çektirebilir miyiz dediğinde ona sarılasım geliyor. Ciddi öyle misin? Düşün ya. Evet. Arkadaşlar hep birlikte bir sarılalım mı? Ya sarılıp bir selfie yapalım. Yani biz hakikaten buradan mutlu yollayalım ya. Ama, hakikaten tamamdır desin. Öyleydi. Sonrasında evet şarkı oturmaya başladığı zaman, sosyal medyada fenomen olmaya başladığı zaman evet şunu görmeye başladım. Ülkemizin durumlarını da bir cebimize koyup acaba hangisi daha önemli diye tabii insan düşünmeye başlıyor yani. Ben de bir şarkı çok popüler olduğu için hani şarkı çok önde. Evet, şarkı evet, doğru. Şarkı biraz da ülkenin neredeyse her alanında kullanılıyor. Evet, yani doğru. Felsefede, siyasette, evet, müzikte, reklamda vesairede falan filan. Böyle de hani kafada var mıydı ya ben böyle bir şarkı yapayım da alayı kullansın bunu. Gerçekten yoktu. Şöyle biz Duman Erdem Kınay Proje 1, Helalettin Erdem Kınay Proje 2 sonrasında bir albüm yapmaya karar verdik. Aynı zamanda zaten Erdem Kınay'la konserlere gitmeye devam ediyorduk. Dedi ki bir albüm yapalım. Ki benim böyle bir beklentim yoktu. Ben akademisyen olmaya çalışan bir kadındım her zaman. Hep bir B planı olan bir kadındım. Çünkü sonrasında bir albüm yaptık. Yine aynı ekiple çalıştık. Sevgili Erdem Kınay ve Deniz Erten'le. Erdem Kınay'ın yapımcılığını üstlendiği ve prodüktörlüğünü üstlendiği bir albüm çıktı ortaya. Sonrasında gerçekten ne bir PR etkisidir bu vurur yüze ifadesi. Bla bla bir tanesi. Çünkü bunu söylüyorum. Her şeye çekildi. Kullandım. Yani her yerde kullanıldı. Gayet net kullanılıyor. Ve iki çok günde naif, oldu. Çok naif bir tekerleme ve bugüne kadar... Çok kullanılmamış kadar, değil mi? Yani siz onu ben ilk defa duyuyorum. Evet bugün ve yayından çok, önce de aynı şeyi konuştuk. Doğru. Çok şık, çok güzel bir ifade şey. Vurur ya yüze. Bir vursana yüzüne bir ifade vursana bakayım. Tamam gayet güzel geldi. Yani mevcudu aldık şu anda. Vurdu yüzüne ifadesi. Bir tanemsin bir tanesi diyeyim teşekkür o zaman ederim, ben sana. Teşekkür ederim sağ olun. Gayet güzel anlattın. Senden Erdem Kınay'ı çıkartınca hiçbir şey kalmıyormuş. Bunu da öğrendik. Doğru. Yaklaşık bir şey içerisinde, virgüllü cümle içerisinde 13 tane Erdem Kınay kullanıldı. Kullanırım çünkü ben her zaman geldiği yeri asla unutmayan, kimlerin bana el uzattığını asla unutmayan, bir yapıya yani sahip. Kendi içimde bu yapıya sahip bir kadınım. Çok güzel. Olması gerekeni de bu olduğunu düşünüyorum. Peki bana kaç puan? Menajerine sarışın. Menajere. evet, Merve hoş geldin. Hoş dedi. O da hiç şey yapmadı. Bozma devam ediyor. Bize hangi şarkı okuyacaksın bu akşam diye sorduğumda da bunun yüzü ifadesi dedi. Peki. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim. Yerine oynuyor. Sıkıntı var. Estağfurullah. Programdan sonra konuşabilirsin istersen yani. Hani Erdem'le konuşamazsan onunla konuşabilirsin. Bedik hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi şöyle benim gerçekten Selçuk abi de mesela demin prezante ederken Frankofonuz ya abi. Prezante ederken dedim ki bak bu adama çok dikkatli bak. Bu adam gerçek bir aile babası. Çok iyi bir müzisyen. Türkiye'de biraz da şeyin kırılma noktası hani müziğin de kırılma noktası çok alışık olmadığımız bir tip. Çünkü evdeki her şeyi ne diyeyim bir orkestra şeyi enstrümanıymış gibi kullanan kafada da galiba bir maestro. Belki de saçları hani değirmende artık hikayesinden sonra saçları bu yüzden dökmüş olabilir. Tabii o zaten canım. Budur yani. O zaten. Enstrüman şeyi midir bu? Erozyonu. Bilmiyorum artık ne olduğunu ama o kadar masa başında oturmaktan, o kadar müzik içinde olmaktan muhtemelen gitti yani. Anladım. Mesela hani şeyde grafikte devam etseydin hani Benten gibi bir şey ne bileyim bir şey yapabilir, animasyon çıkartabilir miydin? Bir şey olur muydu diye düşünüyorum. Yani grafikte devam ediyor musun sadece artık müzikte miyiz? Yok canım yani 10-12 yıldır yapmıyorum. Yani, hiç mi yapmıyorsun? Yok kendime yapıyorum işte. Kliplerimi çekiyorum, kapak tasarımlarımı yapıyorum. Sokakta gördüğüm benim güzel afişlerimi ben yapıyorum. Çirkinleri ben yapmamışımdır kesin. Yani benim güzel bir afişimi görürse onu ben yapmışımdır kesin.
O biraz şeyden, cimrilikten de kaynaklanıyor olabilir. Para yoksa da yani bilelim, aramızda toplasın. Elimde milyon dolarlık sanat yönetmeni var. Onu da kullanıyorum yani. Oo, gayet güzelmiş. Gerçekten de şeye bakınca bu senin eser olmadı. Tabii tabii. Kaset kapağı. Arkasındaki yani, yazıyı gördün mü? Ben az önce gördüm o yazıyı. Bir dans bunu edek da mi? Bunu da mı aldın? Hayır. Bu karton etin içinde mi? Hala. Karton etin içi. Hala. Şimdi ya bir hala kitap albüm alıyor musun? Seni seviyorum yazmış. Çok enteresan. Hala çok albüm enteresan. Alıyor. Sen alıyor musun? Hala ben alıyorum ya. Albüm alıyor musun? Alıyorum ya. O zaman seni seviyorum ya. Gayet keyifli. Peki bir dans etsek. Güzel. Ya bizim oralarda ya kalk bir dans edek olarak da söyleyebilir. Evet. Oradaki şeyle mi yani, o içten gelen duyguyla mı? O ya aslında şey gibi, bir negatifi biraz daha pozitife çevirecek bir laf gibi aslında o. Hı. Yani dünya hiçbir zaman daha iyi bir yer olmayacak. Burası bir sinema yeri. Hı. Hiçbir zaman daha iyi bir yer olmayacak. Ama insan boyutunda, toplumsal değil de insan boyutunu düşündüğün zaman arada sırada bir dans etsek, bir nefes alsak her şey daha güzel olabilir. Dünya daha çekili bir yer hale gelebilir anlamında aslında. Güzel. Ya, şeyde de şarkıda da o geçiyor. Şarkının ismi de o aynı zamanda bir tane. Bir tanesi. Bunun yüzü ifadesi gördüğünüz gibi. Şarkıda da söyledi aşağı yukarı, fazla gereksiz konuşmaktansa bir dans etsek her şey daha güzel aslında yani. Öyle midir yani, bir dansla bitirebilir miyiz? Tabii şimdi? Abi kapı gıcırtısını oynayan milletiz yani. Oo, acayip bir şeydir. Eder misin dans? Ben mi? Etmem, ettiririm abi. Etmem, ettiririm. O da güzel. Ama galiba bir yarışmada etmiştin. Ettim tabii canım. Oldu öyle şeyler. Herkesin yani gençlik hatası oluyor diyelim mi? Oluyor öyle şeyler. Mesela yengeyi alıp dansa götürür müsün? Bireysel dans mı seversin? Çifte dans yok, mı seversin? Yok. Ben genel olarak ben seyrederim dans. Anlarım da. Takip de ederim. Ama böyle figür dansı falan ben kendime yakıştıramam. O yani şekillere giremem yani diyorsun ya. Şu ifadeye. Yani, vuramadı yüze ifadeye. Yani, yani o, bu şu ifadeye yakışmaz gibi geliyor bana. Böyle fata 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 falan danslar ya, olmaz yani. Abi tam tersini ya. Ne bileyim yani, daha farklı bir tip olabilirsin yani. Ne yok yani, abi olmaz böyle yani. Böyle düşünce fata 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 deyince de o da yeni bir şey herhalde. Yeni bir dans modası. Evet. Uzun saçlı metalci zamanlarım varmış ki onu da bulduk. Olmaz mı? Doğru mu gerçekten ya? Tabii canım, ben kendim koydum, Facebook sayfama koydum. Neler yapıyorsun? 96 yılından 97 yılından kalma benim saçımın belimde olduğu, bayağı böğürdüğüm yıllar yani. İşte o böğürdüğün ve saçın uzun olduğu yıllar. Önümde 4 kişi kafa sallıyor mu? Çok iyi biliyor değil mi? Elimize gelen ne varsa. Evet, Bediü görüyoruz. Belki bugüne kadar hiç onu böyle sırma saçlı görmemişsiniz ama bakınız. Çok merak ettim. Gerçekten merak ediyorum. Keyifli kapsaklıklar yüzünden biraz sakat geliyor sesiniz, kusura bakmayın. Baya ona ne diyorlardı o içeriden gelen sese? Brutal. Ha, brutal. Brutal. Yani iki şekilde oluyor. Ya kuru fasulye yiyince ya da hakikaten güzel olunca brutal çıkartabiliyorsun. O, orada yaşım 18. 18 yaşında o sesleri çıkartabilen bir adam şu anda öyle başladım. Yani müziği öyle başladım. Brutal'le başladın. Tabii. Türkiye seni yanlış anladı ve buradayız abi. Bir şey, o, o arada bir şey oldu. Tamam abi, bir dans ederiz. En fazla öyle geçindiniz. Dizdeki isminiz Cevat. Evet. Cevat da olurmuş. Yani şöyle bakınca. Ben memnunum Mert'ten. Mert daha mı iyi diyorsun? Cevat iyi o. Aşk yeniden de iyi. Burada memnunum. Bu Öner değil mi? Öner. Ben bugün Önen yazdım. Gördüm. Biraz bizim rahmetli Zafer abiye bir sanki şeymiş gibi. Ama biliyorsun Q değil de F klavye kullanıyorum. N ve R yan yana olunca böyle ellerde gördüğün gibi sosis olunca çak diye basıyorsun. Artık Allah gelişine ne verdiyse. Fakat bir yandan da andırıyorsun rahmetli Zafer abiyi. Zafer Önen'i hatırlarsınız. Allah büyük oyuncudur. Büyük evet. Oyuncudur. Onu da anlıyorsun. Nedir bu oyunculuk mevzusuna bir girelim isterseniz. CNN Türk Radyo dinleyicileri. Mert Öner an itibariyle oyunculuk mevzusunu anlatıyor. Önemli bir şey. O kadar derin bir yerden anlat. O kadar derin bir yerden değil. Buyurun, sığdan geliyor. Lisede başladım. Hiç böyle bir hayalim yoktu. Ben arkadaşlarım gibi şarkıcı olma hayalleriyle çocukluğumu geçirdim. Ne diyorsun ya? Vallahi annemler bana gittiler, bu kadar kafamdan boyumdan büyük keyboard aldılar hani madem merakı var çocuğun diye. Bak ifade gerçekten yüze vuruyor. Farkında mısınız şu anda? Nasıl mutsuz? Ama hiçbir enstrümana yeteneğim ne yazık ki olmadı. Yıllarca şarkı söyledim. Hala arkadaş arasında falan öyle. Ama yani bekleriz. Ama bekleriz bunu söyleriz. Belki bakarız. Belki bakarız yayın olur şimdi. Şimdi konuşamayız onu. Sonra lisede lise tiyatrosu izledim. Kendi arkadaşlarımın yaptı. Onlar yapıyorsa ben neden yapmayayım diye başladım. Ha, hırs da vardı yani. Evet, güzel. Evet. Sonra İzmir Sanat Gençlik Tiyatrosu Ali Poyrazoğlu'yla. Hı hı. Ali Hoca sayesinde hayatım boyunca bu mesleği yapmaya karar verdim.
Sonra 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. 9 senedir de İstanbul'dayım. Ali Hoca'dan ne öğrendin tam olarak? Bak Ali Hoca reçel yapmayı çok iyi biliyor. Onu biliyorum. Turşu yapmayı çok iyi biliyor. Sen turşu iklimine mi denk geldin, reçel iklimine mi? Ben aslında daha da başka bir iklimine denk geldim. Biraz önce Merve ile Bedük'le de onu konuşuyorduk. Ali Hoca o kadar güzel bir şey söylemişti ki hala benim için en önemli aldığım derslerden, öğütlerden biridir, öyle diyeyim. Oyuncu olmak istiyorsan, televizyona da bir iş yapmak istiyorsan mutlaka bu bir çark. Bu bir makine. İçine düşeceksin. Önemli olan o makineden çıktığında sadece kolun kırılmış olsun, omzun çıkmış olsun. O çarkın, o makinenin seni tamamen öğütmesine izin verme demişti. Güzelmiş bu. Evet evet. Gerçekten de bu benim böyle an an bir şeyler yaşarken yaptığımız işlerin içinde çok aklıma geliyor. Anatomide sıkıntılar var mı? Anatomimde yok. Yok şu anda. Yok yok. Şimdilik hani kaybettiğin herhangi bir uzuv ya da bilmem ne falan. Yok şimdilik yok ama ilerleyen zamanlar ne gösterir bilemem. Allah korusun. Hep sağlık olsun diyoruz. Serç abi şöyle devam edelim. Ya bu çarkın içinden sağlam bir adam çıkmıyor mu ya? Muhakkak bir zayiat verecek. İşte bak. Abiciğim nedir mesela verilen ilk uzuv ne, ilk ne gider abi? Bilmiyorum bak, işte ne güzel söyledi. O Ali, çok güzel oldu yani. O Ali çok söylemiş ona. Halletmiş. Yani kolunu bacağını kaybedersen kardasın gibilerden. Neredeyse değil mi yani? Yani. Hani sonuçta kafayı kaptırmama yani falan. Demek ki ne kadar kötü, yani tehlikeli bir çark yani, öğütüyor yani. Kesinlikle öyle. Çok enteresan. Şimdi Instagram'daki köşeniz diyeyim artık ben, çünkü o artık bir köşe haline geldi. Ve orada çeşitli mottolarınız var. Biz hasta oluyoruz buna tabii. Çok güzel de böyle zaman zaman argoyu da o kadar tatlı kullanıyorsunuz ki tabii biz rütük gereği onu kullanamıyoruz. Yok abi. İzninizle. Yine de birkaç tane çıkarttık ama bunların sizdeki karşılığını merak ediyorum ben sadece. Söyle bakayım. Mesela evet. Şöyle bir şey. Daha bir ay var, yılbaşı heyecanı başlamış çok işte. Ne var bu kadar heyecan yapacak anlamıyorum. Alt tarafı kırmızı don giyip mandalina yiyeceksiniz, hepsi bu. Evet doğru. Böyle yani geçer bu, yılbaşıların bu, abi. Yani... Güzel yılbaşılar da geçer yani, geçmiştir de, ama genel yani genel yapısı itibariyle farz et ki en güzel, dünyanın en güzel yerine gittiğini varsay. Belli bir saatten sonra ne yapacaksın? Yani nedir? Yani diğer günlerden ne gibi bir farkı var? Doğru, mandalina ve kırmızı donlar yani, halledebiliyoruz bu işi. Herkes oturduğu dakika finali düşünüyor. Gece yani, bitse de gitsek mi? Gece bitse de. Çok iyi. Geceyi yani, bir yere bağlasak. Ya kardeşim şöyle bir kere bir oturun, bir gece başlasın. Yani o süratle o içkilerin tüketilmesi. Ya arkadaş yani biraz yani zevk alın. Ya biraz sonunda yine oyunlar falan peşin. Yani hep final. Final kötü. Final kötü. Yani akılda hep final var. Finalin kötü olması kırmızı yani, ondan kaynaklanmış şey mi? Hayır, final kötü derken onu mecazi anlamda söylüyorum. Yani oturduğun andan itibaren mesela saat 9'da, 9.30'da yahut işte o tarihlerde, o saatlerde bir yere gittin. Ya o saatten yani 9'da gittiğini varsa, 9.30'da gittiğini varsa 15 dakika sonra herkesin aklında gecenin saat... İşte birinde ne olacak? Onun hayaliyle yaşanıyor. Evet, yani hani şey derler ama yeni yıla nasıl girersen öyle gider derler ya. Ya bırak bu lafı güzel ya, nasıl girersen gider. Nasıl? Ben yatarak girmiştim evvelki sene. Abi çok özür dilerim, popomun üzerine oturamadım. Yani gerçekten oturamadım. Sürekli gezdim gezdim gezdim. Demek ki o tersiymiş. Gerçekten lafı güzel diyorum. Yani böyle sabahlara kadar gezmek yani orada insana ne gibi bir zevk veriyor? Ya ben gençliğimde de bunu hiç böyle denemedim yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak bugüne kadar seninle her şeyi konuştuk. Evet. Türkiye'de konuşmadığımız şey kalmadı. Var. Yani Serçli abi öyle bir şey derindiniz ki ancak hani şey bir fincan konuşabiliyorsunuz kendisiyle. Öyle bir okyanus. Fakat mesela ben senin çocukluğunu hiç bilmiyorum abi. Çocukluğunda çapkın mıydın? Delikanlılığında mesela ilk aşkın kimdi? Yani incir ağacından düştün mü? Birinin camını kırdın mı? Komşu kızına asıldın mı? Sopayı yedin mi? Ya bunları yok, kimse bilmiyor. Ben öyle yani kimsenin kızına falan asılmadım da. Oraya bağlı bırak direkt. Yani evet, gençliğimde ilk flörtüm oldu. 2 senede flört ettiğim biri vardı. Şu anda çok benden aynı yaşıtta. Onunla hafta sonları geziyordum, ediyordum. Yani normal her genç gibi yaşıyordum. Muhallebi falan mı yani? Yok. Bizim yani, dönemimizde öyle muhallebici falan vardı ya. Bitirdim. Yok öyle muhallebici falan gibi değil. Daha genç insanlar gibi yaşadığım dönemlerim oldu. Daha makul. Mesela senin gençliğin şeydir. Gençliğin en azından bir bölümüne kadar muammadır. Ama hani biz şeyi biliriz. Senin delikanlılık dönemini. Ondan sonra işletmeci olduğun dönemi. Ve sonra artık Sacit Baba
şeyini, Sajit abi diyorum ama kimileri için de biliyorsun sosyal medyada Sajit babasını. Sajit baba ne derse o doğrudur. Çünkü hani mutlaka altında doğruluk var. Sajit her şey, yani Sajit'in söylediği doğru değil. Yani her söylediği doğru değil. Ben kanun yapıcı değilim. Ben gökten zembilden inmiş falan bir adam da değilim. Hı. Ben yaşadığım süreler içerisinde, mesela bir olay benim önüme geldiğinde, ona benzer şeyler yaşadığımda oradan çıkarttığım, bana nasıl yaralar verdiğini, o işte yaptığım ters işlerden dolayı çok zorda kaldığımı, sıkıntılar yaşadığımı bildiğim için, karşımdaki insan aynı yolu takip ediyorsa ona ikaz ediyorum. Tabii herkes kendi, herkes aklını buraya koysa herkes kendi aklını alır. Herkes kendi dediğinin doğru olduğuna inanıyor. Ama o darbeyi yediğin zaman zaten Sacit'in dediğini doğru olduğunu anlıyorsun ama o zaman da Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Adapazarı'na varmış oluyor. Ben merdivenden düşeceksin, böyle atlama, basamakları tek tek in diye söyledim de, yok ben atlarken bir şey olmaz iddiasındaki, ben ama ben de senin gibiydim, işte atladığımda kaşımı gözümü yardım. Hı hı. Bunu ikaz etmeye çalışıyorum. Ya, yoksa bana ne, herkes kendi hür iradesinde istediği gibi davranıp eder. Ben ne ahlak zabıtasıyım ne cumhuriyet savcısıyım, beni ne enteres eder. Ama görüyorum bunun sonunda çok kötü üzüleceksin. Çünkü ben üzüldüm. Hı hı. Bir babacan tavrı var o zaman. Yani, yani ben bunu çocuğum, evladıma da söylüyorum. Mesela benim koskoca 38 yaşında kızım var. Allah 3 tane torun sahibi bir adamım. Ama kızım bana bir şey söylediğinde, yaşadıklarımla ya anlattığı şey benim yaşamımda kenarından köşesinden varsa ona da ikaz ederim. Ona da ikaz ediyorum. Bir tanımadığım genç biri gelip de Sajit abi vaziyet böyle böyle, böyle bir durum var dediğinde, ben dilimin döndüğü kadar, aklımın erdiği kadar ona söylerim. Seçim ona ait. Ben ille bu söylediğim şeyi gidin uygulayın, bunu yerine getirin, tahakkuk ettirin diye bir iddiada olan bir adam peki, değilim. Peki tüm bu babacanlığına rağmen niye seni sert buluyorlar? Ya Sert abi biraz sert. Şimdi Türkiye'de şöyle, yani eskiden bizde böyle bir şey yoktu, bizim halkımızda. Hı hı. Şimdi bu son 30-35-40 senedir bu milletin DNA'larına mı oynadılar? Genetik yapısında bir tuhaflık var. Bir şey söylediğin zaman o %100 doğru dahi olsa insanlar bundan rahatsız. Hı hı. O kendi kafasında şekillendirdiğini senden duymak istiyor. Hı. Bunu da söyleyen 100 kişiden 80-90'a da bunu söylüyor. Ama 10 kişi biraz daha böyle sınırlı, ikaz eder mahiyette konuştuğu zaman o maalesef o insanlar sevilmiyor. Anladım. Yani hani doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar, biraz gerçekçi bir şey galiba. Bu yerinde bir laf yani. Ha diyeceksin ki kardeşim, yani bu doğru sana göre doğru. Evet doğru, bana göre doğru. Hı. Belki benim doğrum karşımdaki insana tamamen yanlış gelebilir ve ben o insana karşı bir tavır sergilemem. O onun düşüncesidir. Nasıl benim düşünceme ben savunuyorsam karşımdaki insan da kendi düşüncesini savunacak. Ama sonuç itibariyle sana ikaz edildiğinde sen sonuç itibariyle aynı benim ikazlarımın söylediği şekliyle o felaketi yaşadığın zaman bana gelip hikaye anlatmayacaksın. Susacaksın. Orada. O zaman o La Fontaine'den masallar oluyor. Peki başka ikna yöntemlerin var mıdır? Beyzbol sopası, haydar vesaire. Mesela benziyor. Yani. Yani şöyle hani bir şey anlatırsın, anlamaz karşı. Yok yok. Kafayı güzel yok, bir haydarla. Öyle bu nerede geliyor? Yani bu insanların gençliğinde her zaman olmuştur. Yani şu stüdyo oturan insanlara da doğruları telaffuz ediyorlarsa ki, hı hı, hayatlarında her zaman herkes burada eksiksiz şiddete karşıdır, hı hı, ama muhakkak bir şiddet ya yaşamıştır ya yaşatmıştır. Hı hı. Yani bunun aksinde kimse söylüyorum yani bu kadar Eyüp Sultan gibi bir sabra sahip değil. İnsanız, yani etten kemikten yapılmışız. Hı hı. En nihayetinde bir sınırımız var. Bu genç yaşta daha kontrolsüz, hı hı, ilerleyen yaşlarda bu daha kontrollü. Ya ben böyle bir şey yapmam. Ben öyle bunu söyleyene inanmam. Allah. Muhakkak yapmıştır. Ha ne kadar haklı olursam, eski yani ben 20 yaşında, 25 yaşındaki davranışımı bugün aynısının daha fevkinde hareketlerle karşı karşıya kalsam, şartlar ne olursa olsun o günkü sabrımla bugünkü sabrım arasında dağlar kadar fark var. Anladım. Bugün biraz daha sabır, biraz daha biraz daha değil yani fersah fersah farklı sabır. Hay maşallah diyelim o zaman. Yani sana istediğim her şeyi sorabilirim. Ya ben her zaman her şeyi sordular. Mühim olan soruyu sormak değil. Ben bir gün bir canlı yayına gittim. Şimdi ismi lazım değil, yıllar evvel. Stüdyoya girdim. Sunucu arkadaşın yanında böyle Sellum'un Ara gibi, dev gibi bir adam duruyor. Benzetmeleri özellikle dikkatli. Bu kim? Vinç gibi aynen. Bu kim dedim.
Elinde de bir beyzbol sopası var. Oradan aklıma geldi şimdi. Dedi ki biz o kadar cesaretli sorular soruyoruz ki yanlış bir şey olduğu zaman yani bu işte yanımızdaki duran arkadaş yani gövde gösterisi yapıyorlar. Hmm. Peki siz bu kadar cesaretli sorular soruyorsunuz da aynı cesaretin bir fırt ötesindeki insanlar cesaretle cevap verirse onu yayınlayabilecek misiniz dedim. Doğru. Biraz oradan geldi. Orada kaldı. Bant yayındı. Onlar o soruları sordular. Ben de o sorulara eksiksiz aynı şekilde belki onlardan daha ötede cesaretlerle cevap verdim. Programı hiç yayınlamadım. Nerede kaldı şimdi beyzbol sopası? Programı indirilmiş abi. Yani, onun için o cesaretli soruların cesaretli cevapları vardır da iş işte adama at demişler. Adam demiş ki ayağımın dengesini biliyorum bana attırma. Yani o hikaye o. Güzelmiş. Sen bilir misin bir dengen var mıdır Merve? Evet var. Her zaman vardır bir dengen. Çok güzel yani. Kontrollü olmaya çalışırım her zaman. Niye böyle bir kontrol deliliği midir yoksa yani kontrollü olma şeyidir? Hayır, kontrollü olmayı severim hayatımın her döneminde. Hmm. Bu canlı yayın olur, kendi mahremimin içi olur, kendi beynim olur ama her zaman bir kontrolüm vardır. Hmm. O mekanizma kendiliğinden mi oluştu yoksa aynı zaman içerisinde yaşadığın şeylerden mi? İşte hayat herkese her şeyi öğretiyor Sacit abinin de dediği gibi. Öncelerinde daha böyle feveranlı cevap vermeye başlarken sonrasında sabır taşı olmaya başlıyorsunuz falan. Ama her zaman işte kontrol dediğiniz mekanizma yıllar geçtikçe, yaş arttıkça bu çok hani çok yaşımı aldığım için değil ama benim için bir yılın bile bir 365 gün fazla nefes demek benim için. Dolayısıyla hep böyle artar. Sabır mekanizması, kontrol mekanizması her zaman artar benim için. Hiç sabrın taşıyan kimse olmuyor mu? Mutlaka oluyor ama ben daha her şeyin naifçe çözülebileceğine inanan insanlardan bir tanesiyim. O da bir yere kadar. Mutlaka öyledir bilmiyorum tabii yani ki ama. Yani hiç kimse yolduğun olmadı mı ablacığım yani? Şöyle kendi kendimi yoluyorum ben. Karşı tarafa vermiyorum onu kırılmasınlar yapma ve üzülmesinler diye. Yapma bak sonucu görüyorsun yapma. Bak böyle, böyle bak. Oluyor. Yok ben her zaman birinin bir yanlışını anlatmam için 40 kalem yanlışını görmem lazım benim. Hmm. Ben biraz sabırlı bir kadınımdır hayatımın her döneminde. Hmm. Gerek işim gerek evim gerek beslediğim hayvan. İşte oğlum var bir tane. Her zaman sabırlı davranırım her şeye ama bir yerde evet doğru söylüyorsunuz çark bir yerde doluyor. Doluyor anladım inşallah. Sabırlı davranmazsan zaten öyle bir camianın içerisinde ki şimdi hem gençler hem böyle bir meslek sahipler yıllarca bu işe emek vermişler ve herkes gibi her insan gibi işlerinde muvaffak olmak, onu paraya çevirmek, hayatı istikbali daha garanti altına almak için önemli bir çaba sarf ediyorlar. Doğru. Bu çarkın içerisinde sabırlı olmazsan apreni alırlar. Yani eninde sonunda aprenden gider. Çok doğru. Çünkü filden büyük deve var yani. Deveden büyük fil var. Doğru yani birinin, ondan da büyük Allah var. Hep yani, böyle gidiyor zaten. Hep öyle gidiyor. Birinin tavuğuna istesen de istemesen de yani istemeyerek de kış desen. Çünkü Türkiye'de bu milletin kin nosyonu, kin konumu eskisine benim gençliğime nazaran bugünkü haliyle fersah fersah öteye gitti. Çok kinliyiz galiba. Çok kinliyiz ve bir kere birbirimizi sevmiyoruz. Kim diyorsak işte ben işte sevelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bütün o laflar hepsi sadece sözcüklerde kalıyor. Tabii bir sevgi kelebeği olarak hani böyle bir bu, böyle var. Bu ama toplumun önünde böyle. Hı hı. Yani şimdi televizyonda tenzih ederek konuşuyorum herkesi. Yanlış anlamayın. Yani bu çok sevgi mesajları veren insanların sıkıntısı vardır ha. Yani içeriye döndüğün zaman, kendisine döndüğü zaman, kendisinden ilgili bir konu olduğu zaman aynı tolere iyi göstermiyorlar insanlara karşı. Ve o insanın akşamleyin gücüyle, maddi ve manevi gücünden yatağa yattığında sabahleyin o insanın bitimine oynayan insanlar var. Yani çok onu, fena be. Ne işte zaman o kadar kötü var, oldu ama ki? Ama böyle. Bu son 30-35 sene böyle. Bu budur eskiden yani. De vardı ama bu boyutlarda değildi. Belki eskiden çok özür dilerim. Estağfurullah buyur. Daha geçen konuştuğumuz bir konu olduğu için şimdi Sacit abiye sormak istiyordum ben de aynı şeyi. Yani belki de hep böyleydi. Hep böyle bakın. Belki de farkında değildik. Şimdi şeyden dolayı Sacit abi daha rahat herkesin fikrini öğrenebiliyoruz ya bu sosyal medyadan ötürü. Twitter, Instagram hani biliyorsunuz orada hani yorumlar her konuda herkesin bir fikir belirtme hakkı ve gücü doğdu. Belki sadece eskiden evlerinin salonlarında eşleriyle, dostlarıyla konuşuyorlar. Ben ya da söylemeye çalıştım. Şimdi bu eskiden vardı. Yine belki dar bir çevrede
yine bu sanat camiası içerisinde bu dediğin vardı. Hı hı. Ama bu halka intikal etmemiş. Ben işte genel olarak i̇şte söyledim. Bugün artık sosyal medya dediğimiz şey normal artık insanlara da artık o şey bulaştı. Belki de hani hep böyleydi. Biz şimdi daha çok farkına varabiliyoruz bu araçlar sayesinde mi acaba diye. Çok doğru diyorsun. Merve, kahveyi mi döktün ya sen stüdyoya? Yere döktüm. Evet. Ya, hepimiz kapattık. Bir de böyle benim bir kısmetim taştı. Şey olsun. Merve kahveyi döktü. Haberin olsun abi. Bir şey söyleyeceğim. Beş hepimiz tane kapattık. Şey bak Mert de kapattı. Bedük de kapattı. Bir tek ben, Merve döktü. Kısmetim taştı benim artık. Anacığım siz nereye? İzdivaç programına mı geldiniz? Ne şey, fal kapatıyorsun. Bakacağız ne oluyor? Kendimize fal kesin diye. Vardır orada birisi bakan diye. Bir bakan bulur değil mi ya? Kesin vardır ya. Ortamda bakıyor. Bak bak. Ortamlarda. Peki Bedük, enteresan bir şarkım var elimizde. Bey 6 numaralı eserimizi bir gösterelim. Böyle evdeki her şeyi kullanmak ama bunun yanında nasıl? Bütün objeleri müzikal anlamda bir enstrüman haline getirme. Dün mesela şey gelmişti bizim sevgili Hüsnü Şenlendirici. Hmm. O havuçtan klarneti görmüş. Sen daha değişik bir şey yapmışsın. Bunu şey, böyle sesler çıkartmak da enteresan bir şey tabii. Bunu da Serçit abiye şey olarak sormak lazım. Gerçi psikolojiyle senin bir ilgin yok abi. Yok. Yok. Ben bu sesi bu... hastanede bana kolonoskopi yapıldığında çıkartmıştım. Çok enteresan bir sesti o. Böyle tanıdım şimdi. Burada endoskopiyle mi karşı karşıya şeyle mi? Bu ilginç bir şey. Bu sesi bulma aracı mı? Harcının bu talkbox denen bir şey. Synthesizer'ın yani işte klavyeden çıkan sesi bir boruya yönlendiriyorsun. Aslında o dat diye bir ses geliyor borudan. Tamam. Onu ağzına koyduğun zaman ses tellerin yerine o borudan çıkan ses senin ses tellerin oluyor. Yani anladın mı? Anladım. Ya sen sadece ağzını oynatmaya başlıyorsun ondan sonra. Oradan çıkan sesi nasıl ses buradan çıktıktan sonra ağzınla, dişlerinle, dilinle, boğazınla şekil veriyorsun, onu çıkartıyorsun, hı-hı, öyle konuşuyorsun. Hı-hı. Onunla beraber sadece yaparak konuşuyorsun. Şey konuşabiliyorsun. Enteresan bir şey yani. Hani tüm bunlar ancak deneyerek bu bulunur. Bu 70'lerde çok sıkça kullanılan, işte funk'ta, disco'da çok sıklıkla kullanılan, hı-hı, bir enstrüman yarısı aslında yani. Canım Atilla, Atilla Özdemiroğlu abimiz geldiğinde bu Sinti'nin ilk geldiği zamanlar başka bir isim vardı, hı-hı, zaten. Ya dedi Mesut, gelişine her şarkıda vuruyorduk. Gelişine vuruyorduk ve çok hani farklı sesler ya. Tabii. Bize de farklı çıktı ya dedim. Ya çünkü zaten hani, bunu koyduğum zaman hemen gelen yorumlara bakacaksın, ölürsün zaten. Bundayız yani şeyini yapmayalım, esprisi de yapmayalım işte. Yani hani olur adamın solunda olur falan. Bilmem ne olur. Ne oluyor, ne üflüyorsun, nargile mi içiyor Allah korusun yani. Şey yapmışlığım çok vardır ama mesela kayıtlarda işte yere bant koyup onu böyle sst diye çekmeceler falan. İşte garip garip şeylerden ses çıkartmacalar falan çok koymuşluğum vardır onlar öyle şeyleri. Oo bizim neydi eski rahmetli Efektör Korkmaz. Filmlerde böyle ayağıyla şey yapar falan. Ya bayağı ya var mıdır öyle efekt yaptığında filmlere efekt verdiğin falan? Filmlere falan tabii yapmam da. Yani müziklerimde yeri geldiği zaman öyle şeyleri kullanmayı sen seviyorum. Sen müzikle yaşıyorsun galiba anladığım kadarıyla. Ya müziğin dışına var mı bir hayatın? İşte çocuklar var. Çocuklar var, Allah bağışlasın. Falan. Onlarla uğraşıyorum işte. Başka bir şey yok bende ya. Yok galiba hayatım. Çok güzel ya. Çok tutabildiğin. Çok sıkıcı bir hayatım var. İşte anım var. İşte bu kadar. O yüzden konserlerde nasıl ne kadar amma çok eğleniyorsun dedikleri şey bu. Ben dışarı çıkmam benim yani sosyalleşmem konserlerimle oluyor. Ben dışarı çıktığım zaman sadece Bedük konserine gidiyorum. Yani benim eğlenme şeyim o. Yani o yüzden ya bilet orada kalmamışsa? Muhtemelen en güzel ağaya beleş. Abi. O yüzden en güzel yerden de seyrediyorum bir de. Hmm. Muhtemelen gelen seyirciden daha çok eğleniyorum yani. Nasıl buluyorsun Bedük'ü? Bedük mü? Hmm. İyidir ya. Vallahi iyidir yani, severiz. Yani böyle kimseyle karşılaştıramıyoruz çünkü hani Bedü'nün bir benzeri yok abi. Herkese yani buraya gelen herkese soruyoruz hani bir idolün var mıdır? Herkese Bedü'nün bir şeyi var mı diye soruyorsun abi. Bir benzeri var mı diye mi soruyorsun? Bu hiç aklıma gelmemişti. Yarından itibaren bütün sorularımızın arasına alıyoruz bunu. Hayır yani şimdi deriz ki sen şundan etkilendin, ötekisi Berik'inden etkilendi. Bir bu yapılan müziğin sonuçta Türkiye'de yapılan müzik olarak tarihsel bir karşılığı var. Eyvallah. Senin yaptığının tam yok.
Yok işte, o yazıyoruz şimdi onu. İşte o yüzden bedik oluyor galiba. Herhalde bilmiyorum. Bundan sonrakiler belki bedik. Yani ya, yaptığım müziğin bir şeyi yok. Bir net bir janra oturmuyor aslında. O yüzden belki yani hani yani çok fazla etkilendiğim yer var. Funk, disco, işte dans müziği, rock and roll, yani elektronika, her şeyden etkileniyorum aslında. Ve hepsinin işte benim süzgecimden geçmiş halini yapıyorum bir nevi. Arabesk falan sever misin? Ya tabii ki bu topraklarda büyümüş bir insan olarak tabii ki kulak aşina. Onun üzerine yani oynadığın şeyler var mı mesela? Hani yok, anlamam. Ya, anlamadığım şeye de üstüne gitmek istemem. Çok güzel. Ama dinlerim yani. Türk sanat müziği de dinlerim, severim. Ama anlamadığım şeye hiç bulaşmam abi. Anladım abi. Yani onun duayenleri var. Ben onu da yapmayayım artık zaten. Eyvallah. Sen müzikle uğraşmamıştın değil mi? Evet. Saçlı abiye dönüyoruz. Ya ben şöyle bir şey söyleyelim. Aşk Endendis'inde evet şu anda. Oradasın. Bizim çocuklar anlatmaya çalıştılar durumunu. Abi dediler, esas çocuğun işte babasının, amcasının, oğlunun, tayfasının şeyi. O kadar değil yengisi canım. Tam olarak esas çocuğu neyiz abi biz tam? Esas kızımızdan hareket edersek daha kolay olacak. Bizimkiler yani kız çocuğuyla erkek çocuğunu karıştırabilecek. Onlar buradan anlatmaya çalışmışlar. Ben Özge'den yani anlatayım daha kolay olacak. Bir Özge'nin, özet geçersen. Özge'nin babası Tamer abimiz, Tamer Levent. Eyvallah. Oynuyor. Şevket Reis'i. O da bir kaptan. Ben de onun çocukluğundan beri yanında çalıştığı tayfalarından biriyim. O aslında çok bir basit. Micho bu diyor. O da normal bir kaptan değil. Şevket sıkıntı Reis var. Normal Şevket bir kaptan değil. Sıkıntı var. Ya gerçek. Aşk Yeniden gerçekten şey de hani kendi mizahını kendi üreten, onu sevdiren ve ciddi kitlelere ulaşan bir şey oldu. Aynen. Zaman zaman karikatürleşiyor da. Hani oradan bakınca biraz mizah anlatsana bana, oyunculukta mizah. Oyunculuktaki mizah mı, bizim dizdeki karşılığını mı? Tam karşılığını. Dizdeki. Oyunculukta. Oyunculukta. Mizah. Mizah. Yani ben oyunculukta aslında ayırmıyorum. Dram ya da komedinin bir, evet teknik anlamda bazı farkları var ama hani dizinin içinde, dizinin başarısının ve komedi başarısının da bu kadar yüksek olmasının en büyük nedenini ekibin tamamının gerçekten oyuncu olmasına ve her şeyi olabildiğince gerçek oynamaya gayret ediyoruz. Ben komedide bir şeyin komik olmak için yapılan hiçbir şeyin komik olmadığını düşünüyorum ve seyirciye de geçmediğini düşünüyorum. Çok doğru söylüyorum, söylüyorsun. Artı şunu ekliyorum, yani Buğra bizi ters köşeye yatırdı. Aynen. Özge keza ters köşeye yatırdı. Ha bu adamlar yani ve bu kadınlar gerçekten bir önceki projelerinde çok farklı insanlardı. Hop bir gün karşımıza mizah oyuncusu olarak çıktılar. Bir komedyen hatta yani ne bileyim. Ama aslında onun özünde bence şu yatıyor. Özge de Buğra da ya da diğer tüm kadromuz bunun dışında. Oyuncu eğer iyi oyuncuysa, önüne gelen malzeme kumaş da ise, yani senaryomuz ve hikayemiz iyi bir yönetmene sahipseniz gerisi kendiliğinden geliyor. Sen ama güzel konuşuyorsun. Adın ne senin? Fena konuşmam. Çalışalım seninle ya. İşimin var öyle bir şey. Seninle çalışalım. Saçlı abi biliyorsun, abim benim yani. Bir kartın yok mu? Sen hiç kart uzattığın oldu mu abi? Hayır, hiç öyle şeyler kullanmadım. Koca Fahrettin Aslan'ın oğlusun. Hiç kart uzatmadın mı? Hayatımda kullanmadım. Hanımefendi sizi de Maxim'de dinlemek isteriz diye. Yok yok, hayır. O kart nasıl uzatılır olur mu? O eski Allah rahmet eylesin, Ekrem Bora'nın filmlerinde vardı o hikaye. Değil mi yani, şuradan çıkartır, şu iki parmağın ucundadır, mutlaka uzatır, kadın da okur filan ve dünya değişir. Dünya değişiyor. Öyle zannediyorsun. O kartlaşma olur muydu peki? Sadece gerçekten Ekrem Bora filmlerinde mi? Nasıl kartlaşma olur? Şöyle bir şey. Yani şöyle dinliyorsun, gidiyorsun kendi mekanın dışında. Birini dinliyorsun ve sesine gerçekten meftun oluyorsun. Ve kızım beni buldu ya da oğlum beni buldu. Yok ben öyle bir şey, ben hayatımda yani bana soruyorsan ya yaptın mı diye ben öyle bir sen şey sadece yapmadım. Sadece adisyon gönderiyordun anladığım kadarıyla. Hayır, ben yapmadım öyle bir şey. Adisyonun dışında yani kendi hayatımda da bazı şeyler oldu. Olmuştur da ama bu yol bu değil. Yani böyle bu yolu kullanmadım. Kart vizit iş yapmaz diyorsun. Yani bilmiyorum ben yani öyle bir şey yaşamadım. Yapanlar onun için de bir ne olur ne biter bilmem yani. Eyvallah. Sonuç. Peki mizah girmişken biraz Sajit abi zorlayalım isterseniz. Magazinde kimi zaman çok böyle mizahsal şeyler oluyor abi. Sen yokken de bir takım şeyler oldu. Sağ olsun ve Allah uzun ömür versin. Divamız boş durmuyor. Ve bugün bombayı patlattı biliyorsunuz. Yeniden evlenecekmiş abi. Yeniden evlenecekmiş. Evlilik kararı almış. Tabii ya bunun için size danıştığımı bilmiyorum. İyi dost. Ya bana niye danışsın? Ben babası mıyım kardeşim? Bana niye danışacak? Hayır, Allah iyi dost ya olduğunuzu bile. Ya bir dönem biliyorsunuz bir şey çıkmıştı. Tevatürdü galiba o asker arkadaşım. Ya tamam bırak. O tevatürdü. Şimdi, bunu kapattık. İşte benim başıma hiç çıkartma. Yani kadın kalkıp da demişse ki evlenmek istiyorum. O kendi ağzından söylemiş yani. O zaman bir izleyelim. 36 saniyelik bir izleme metrimiz var. Buyurun efendim. Profil. Profil. Aziz diye bir arkadaşımız var. O geçen bize söylediği bir şey var. En büyük hayalim Bülent Hanım'la bir düet yapmak. Neler söyleyeceksiniz? Ya bilmiyorum, hiç tanımıyorum kendilerini.
bağışlasınlar. Bu belki benim bir eksikliğim olabilir. Bilmiyorum. Ama ben bir tek Tarkan Bey'le düet yaptım. Bundan sonra da başka pek düşünmedim. Şimdi tabii Perşembe akşamı Burada Laf Çok İyi izleseydi Sayın Divamız, Aziz de bizzat kendisini, Aziz'in burcuna kadar öğrendik. Buradaydı, sizin oturduğunuz yerdeydi. Aziz Bulgaristan'da ve daha doğrusu Balkanlar'da çok bilinen bir popstar. Ama konumuz Aziz değil. Aldık buraya. Başını, abi ne şey var, ne reyting var adamda ya. Türkiye'nin yarısı vallahi göçmen. Oradan bu çıktı. Nasıl buldunuz Sayın Bülent Ersoy'un son makyajını, imajını? Dead walking. Abi çok çarpıcı oldu be. Vallahi. İzliyor musun sen o diziyi? İzlemez miyim abi? Ama orada ölüler yürüyor, kurum olmuyor. Burada hani canla kanla Bülent Ersoy damaz. Makyajını çok eski arkadaşınız. Çok eski arkadaşınız. Çok imaj değiştiriyor. İyi midir bu kadar imaj değiştirmek? Böyle değildi ya. Yani, ne oldu abi? Abartılıydı eskiden beri ama bu kadar üst boyutlarda değildi. Şimdi artık yani şeyi kaçtı. Yani endazeyi kaçırdı. Bu styling diyorlar. O uzmanlardan işte mı acaba? Dead walking var diyorum ben de sana. Anladım abi, de yani işte tam onu öyle ben de kabul etmeyeyim de. Yani, Game of Thrones desek yani biraz Game daha yumuşatsak. Neyse falan. Yani bilmiyorum. Yani kendine yakıştırıyor bunu. Peki açıp yani arkadaşınız olduğu için. Ben böyle şey söylemem kardeşim. Benim ne işim var niye ya? Bana ne ya? Bana sormuş mu ki? Bana yani bu bana yakıştı mı der diye sorarsa söylerim. Demiyor musunuz yani Bülent Hanım? O yok yeşil, ben durup dururken öyle şey söylemem. Ben yeşil ruj oldum oraya diye. Yok. İsterse yeşil sürsün, isterse beyaz sürsün, isterse başka kıyafet giysin. O beni interes etme. Bana açar bir şey sorarsa fikrimi söylerim ama. Peki yani o açmadan bir soralım o zaman. Bülent Ersoy evleniyor. Peki kocası kim? Haberler var. Sayışlı abiyi yakaladım izninizle. Bülent Ersoy evleniyor. Peki kocası kim? Söylemezsem olmaz programının yorumcularından Oya Aydoğan açıkladı. Kimmiş? Bülent şu sıralar gelinlik diktiriyor olabilir. Çok ani bir nikah yapabileceğinden cuma günü bahsetmiştik. Çok yakışıklı bir gençle flört ettiğini ve en kısa zamanda evlilik hazırlığı içinde olduğunu net bir biçimde biliyorum. Niye açıklamış peki? Oya ne demiş? Yani vermiş mi damadın ismini? İsim vermiyor abi. Ama şey müjdeyi veriyor. İsim vermiyorsa o zaman kurban. Kurban derken? Kurbanlık koyun. Kurbanlık koyun kim? Ya gelen. Yani. Abi biraz. Peki Bülent Ersoy evlenir mi? Tekrar. Bilmiyorum yani. Abi hiç mi görüşmüyorsunuz kaç yıldır? Valla ben uzun zamandır görüşmüyorum. O yani, mu aramıyor sıkıntı? O da aramıyor. Yok, hiçbir sıkıntımız yok. Diğer astrolojistlerin aran nasıl? Mesela? Bilmem kaç tane astrolojistin vardı abi. Vallahi hep. Çoğundan görüşmüyorum. Yani birimizi kaybettik. Bazılarından aramızda ufak tefek sorunlar var. Bazı sıkıntılar var. Dolayısıyla da yani şartları zorlamak istemiyorum. Seda Hanım'la görüşüyor musunuz mesela? Hayır, Seda ile yaklaşık görüşmeyeli 4 sene oldu. Ne telefonda görüşüyoruz, telefonda görüştüm, ne karşı karşıya geldim. 4 sene oldu. Yani, ya bak bir şey sana söyleyeyim. Ya Allah aşkına. Benim şöyle bir şöyle belki insanların beğenmediği bir huyum var. Ama ben bu yaratılış meselesi, bir natura meselesi. Ben biri hakkında bir şey konuştuktan sonra belli bir süre sonra o insandan hiçbir şey, okunları, lafları ben sarf etmemişim gibi bir sevgi gösterisi, bir davranış biçimi sergileyemiyorum. Yani çok sabrediyorum. Elimden geldiğince bakışımla, sözlerimle, kurduğum cümlelerle ikaz ediyorum. Ama sen yani karşı taraf bunu algılamayıp da ısrarla beni istismar cihetine gittiği zaman orada işte biraz evvel Küçük Hanım'ın söylediği gibi. Küçük Hanım ne kadar yakıştı. Tatlı bir Belgin Doruk havası da var. Bravo. Çok teşekkür ederim. Sabır göstermeyip de birimizi kıracak boyuta geldikten sonra aradan belli bir süre geçti, 3 ay geçti, 5 ay geçtikten sonra tekrardan hiçbir şey olmamış gibi. Belki bu kötü bir huy ama böyle. Çok enteresan. Oysa ki yani şov piyasasında küskünlükler çok çabuk unutuluyor biliyorsunuz. Yok öyle değil. Yani şimdi küskünlüklerin çabuk unutulabilmesi için karşı tarafa, karşının da size söylediği laflar çok sınırlı olması lazım. Ha. Yani sehven bir hata yaparsınız, bir sorun yok. Şurada şimdi canlı yayındayız. Sürçülisan da edebiliriz. Ama
bunu yaptığınız dakika hemen fark edip özür dilerseniz izleyici de, buradaki oturan insanlar da, ya muhatap olan, sizle muhatap olan kişi de onun bir sehven hata olduğunu bilir. Allah razı olsun. Bilerek. Biz o kotamızı doldurduk çünkü. Evet, bilerek, isteyerek. Sehven hata kotamızı. Karşıdakine bir şey söylüyorsunuz. O da size cevabını veriyor ve bu sınırları zorluyor, şartları zorluyor ve büyük bir açıyla ortaya geliyorsa, siz 3 ay sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrardan bal börek, can ciğer, kuzu sarması olamazsınız. Tamam. Ben böyle bir tiyatroyu oynayamam. Hiç böyle gerçekten ölümüne küs oldu, ölümüne demeyeyim de yani küs olduğunuz birileri var. Öyle ölümüne küs ya işte kinler falan, ben öyle şeyleri de fazla üstünde durmam ama sildim mi defterden silerim, bitti. Kimler var abi, en son kimi sildin? Yani birçoğundan, onlar da beni silmiştir. Öyle mi? Bu yalnız benimle ilgili bir şey değil. Hı-hı. Ben yani... Ne düşünüyorsam karşımdakine, şunu bilirim ki karşımdaki de en az benim düşündüğüm kadar aynı şeyleri düşünüyordur. Hı hı. Yani ben kendi kendime böyle bazı şeyleri vehmetmem. Yani ben bir insan hakkında ne düşünüyorsam o da benim için aynı şeyleri düşünüyor diye varsayarım. Hı hı. Dolayısıyla da silindik, silinmiştir, gitmiştir. Yani ha çok mücbir bir sebep olur, force majeur bir şey olur, merhaba, merhaba dersin. Bu medeniyetin getirdiği bir kural. Ama oturup da artık... hiçbir şey olmamış gibi yıllar evvel aynı hukuk devam ettiriyorlar. O artık o kişilerin kendi şahs karakterleriyle doğru orantılı bir şey. İyi bir karakter mi kötü bir karakter? Bilemem onu. Onu uygulayana soracaksın. Tamam peki. Bir ara çağıralım uygulanları. Birazdan Demet Akalın'ın yılbaşında aldığı rekor ücrete Sacit Aslan'ın yorumunu soracağız. Yılbaşında neredesin? Eskişehir'deyim. Rekor bir ücret alıyormuşsun. Ortalama bir şey alıyorum, bilmiyorum yani. Ortalama neye göre ortalama? Kendi adıma ve yaptığım işe göre iyi bir şey aldığımı düşünüyorum. 13 yıldır piyasada olduğunu, evet, söylüyorsun. Doğrudur. 13 yılın ortalaması herhalde iyi bir ortalama olmalı. Evet, yani yılbaşı her zaman çift kaşedir zaten. Oh güzelmiş. Evet ama sizin aldığınız kadar orkestrada ya da size emek eden background'daki insanlar da çift kaşe alırlar. Oh, fenaymış. Dolayısıyla yılbaşı önemli bir gündür. Önceden bayramlar da vardı bu çift kaşelerin arasında. Ben çok daha iyi bilir. Tecrübesine dayanarak söylüyorum. Bedük de bilir. Tabii. Ama şimdi artık bayramlarda o çift kaşe durumu kalmadı. Sadece yılbaşında kaldı. Doğru mudur? Doğrudur abi? Ben vokalden emekli oluncaya kadar diye söyleyeyim. Ben emekli olduktan sonra bu çift kaşe durumu sadece yılbaşına geldi. İfadeden sonra hani kaşe çiftledi mi kendiliğinden? Çok şükür güzel bir şeyler oldu. Daha iyi oldu. Ama vuruyor yüzü ifadesi. Bir gece bu geçecek değil mi? Vuruyor yüzü işte, ifadesi. Sana şey oldu. Yapıştı değil mi abi? Evet, sadece onunla yapışmadı. Baksanıza acayip kullananlar var. Gündelik hayatta vuruyor yüzü ifadesini toplamaya çalıştık. Mümkün değil. Milyonlarca bir şey var ama 8 tane anca toplayabiliriz. Ama o da işte şarkının yani patladığını gösteren. Gücünü gösterir. Evet, buyurun efendim, görelim. Vursun yüzü ifadesi, buyurun. Vurur yüze ifadesi. O kız da mı kankan bir tanesi? Vurur yüze ifadesi. Bir çay koy bir tanesi. Vurur yüze ifadesi. Ne konu bakımından bir tanesi? Vurur yüze ifadesi. Mandalina çıkmış bir tanesi. Vurur yüze ifadesi. Sen de mi evleniyorsun bir tanesi? Vurur yüze ifadesi. Yine mi okul bir tanesi? Vurur yüze ifadesi. Hayırlısı da bir tanesi. Vurur yüze ifadesi, silo kızı bir tanesi. Vurur yüze ifadesi, bir tanesinden bir tanesi. Çok enteresan, daha çok ağırlıklı olarak kız çocukları galiba sevmiş bu vurur yüze ifadesini. Yani aslında kız ya da erkek diye ayırt etmek lazım. Sayın eski bakanlarımızdan bir tanesi seçim geçti kullandı, biliyorsun, evet, değil mi? Evet, biliyorum, vurur aynen. Vurur yüze ifadesi, %50 aldık bir tanesi, evet, diye. Evet, aynen. Seçimden önce ve seçimden sonra kullanıldı. yani... Kadın ya da erkek diye ayırmamak lazım. Benim kendimin gördüğü milyonlarca, yani yüzlerce tweet var. Milyonları görmek imkansız zaten ama işte sosyal mecralardan taglendiğimiz yerler oluyor ya, oradan çok şey gördüm tabii. Hı hı. Bütün ifadelere haiz misindir yüze vuran? Bir tık, hepsine değil. Yani çalışabiliriz mi abi? Bir şey var. Birkaç tane gösterir misin? Hangisini göstereyim? Hangisi? Beşinciyi. Soldan. Hayır, yani ne istediğinize bağlı. Şaşırdım. 3-4 tane kendi hayatıma hasıl olan ifadelerim vardı. Mesela şöyle, hani şaşırdığım zaman şöyle yaparım. O bayağı bir vurdu ifadesi, evet, hakikaten. Evet yani hakikaten. Peki, şaşırdım. Peki kızdığın zaman? Hiç belli etmem. Anladın mı? Kızdığım ve kırıldığım zaman asla belli etmem ama mutlu olduğum gözümün içine vurur. Hı. Vurur yüze ifadesi, hatta ha ha falan diye gülerim. Onun dışında hani. Konser salonu fullse?
İşte onu ifade edemiyorum. Onu tüylerimle göstermem lazım. Böyle yani onun tüy ifadesi. Gerçekten onu çok çok uzun yıllardır emek ettiğim için onun karşılığı benim hayatımda ne maddi var. Sadece maneviyat olarak var. Niye bir seni geç fark ettik? Yani illa bir ifade mi bekliyormuştuk ki? İşte şans diyelim buna. Biz evi, o ev ortamında hepimiz yaşıyoruzdur bunu. Bir arkadaşımız bir şarkı söyler, deriz ki ya ne kadar güzel sesin varmış. Ben şanslı olduğuna inananlardanım. Yani evet, Erdem Kınay'la hayatta hiçbir şey benim için tesadüf değil, tevafuktur her zaman. Allah yürü ya kulum dedi mi koşmaya başlarsınız. Eğer içinizde bir azim varsa, hırstan bahsetmiyorum, azim kısmından bahsediyorum. Ben bundan önceki hayatımda, yani Erdem Kınay'la tanışmadan önceki hayatımda bir akademik kariyer olmaya, akademik kariyer yapmaya çalışan, onun dışında bir B planı olan, çünkü 657'li devlet memuru bir ailenin çocuğuyum ben. Allah da müzik onları... öğretmeni mi olacaktın? Hayır, evet, müzik öğretmeni olmaya çalışıyordum, doğru. Atanmaya çalışıyordum falan. Bir teknik üniversitede okuyordum, pedagojik formasyon almayı nasıl alacağım acaba diye düşünüyordum. Çünkü benim dönemimde hızlı, yani kısa pedagojik formasyonlar çok büyük paralardı. Marmara Üniversitesi'nde değilim, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lise girişliydim. O zaman benim okuduğum okul pedagojik formasyon vermiyordu ve bir emek sarf etmem lazımdı. Sonrasında sevgili Demet Akalın'ın bir sahnesinde 4,5 yıl çalıştım kendisiyle. Erdem Kınay beni bir albüm lansmanında görüyor ve diyor ki Merve, demolarımı okur musun? Tabii diyorum, seve seve. Bizim son dönemde artık kartonet okumak gibi bir alışkanlığımız oldu. Halk diliyle konuşuyorum. Ama onun dışında ben müzisyen olduğum için zaten Erdem Kınay'ın ne kadar iyi bir müzisyen olduğunu biliyordum. Sonrasında o benimle çalışmak ister misin diye sorduğunda 15 dakika... Farzi misal söylüyorum, 25 dakika sonra kapısındaydım ama belki 2 saattir o heyecandan bahsediyorum. Şey soracağım, yani hani sahnenin, daha doğrusu öndeki adamın ya da kadının arkasındayız. Evet, doğrudur. Hiç böyle zaman zaman bilenme oluyor mu ya? Hayır. Ya babacığım, ben bunu çok daha güzel okudum ya. Ya mutlaka. Kresi Kürdi'den okudu, yanlış yerden geri falan diyor. Şimdi şöyle bir şey, mutlaka her insan öndeki şaşalı hayatı merak eder. Ama işin içinde, benim düşüncem buydu her zaman. İşin içinde bir ekmek parası ve evinizi geçindirdiğiniz bir yer olduğu zaman herkes olduğunu, benim için öyledir. Herkes olduğu yeri bilmek zorundadır. Ben hiçbir solist büyüğümün yerinde olmaya çalışmadım. Evet, o alkışlar, o kalabalık insanı çok fazla heyecanlandırıyor. Acaba mı diyorsun ama sonrasında şunu söylüyorsun. Hayır, ben kazandığım paranın, ben öyle söyledim. Kazandığım paranın hakkını vermek zorundaydım. Benim rolüm neyse onu yapmak zorundaydım. Hiçbir büyüğüne yeltenmedim. Hiçbir zaman hayal etmedim. Anladım. Büyük hayallerim yoktu benim hiçbir zaman. Bedük, nasıl buldun Merve'nin müziğini? İnanılmaz. Ben ilk defa... İnanılmaz iyi, inanılmaz sesi, kötü, inanılmaz fena. Sesi, ses rengi ve sesini kullanma şekli inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Gerçek yani, isterim yani. Gerçekten hani bütün enstrümanlara aiz olduğun için soruyorum. Estağfurullah. Ya yani ses de çünkü galiba yani Allah'ın yarattığı en iyi enstrüman. Doğru. Tabii ki. Aynı zamanda şarkı seçimleri çok iyi. Doğru şarkılar, doğru söz, doğru müzik, doğru aranjman. Mis gibi. Teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya ben bu şarkıyı şu albümüme keşke koymasaydım ya da tüh ben bunu yanlış seçtim dediğin benim bir şey mi oldu mu? Evet. Yok, ben her şeyi kendim yaptığım için zaten... Yani genelde adam bayağı kendi mesela... kırbaçlıyor. Tamam ya, şeydi de. Yani tabii, konserinde kendini izliyor. Şey yapınca. Tabii yani her şeyi kendim yaptığım için şimdi iyisiyle kötüsüyle kendime yani şey yapıyorum. Sana ait, kendisine. Ya bana ait yani. Mesela şey oluyor, albümü çıkarttıktan sonra albümü ben aylarca tekrar dinlerim. Dışarıdan bir tekrar dinlemek için, sanki birisi almış CD'yi de arabaya koymuş bir dinliyormuşçasına çok dinlerim ben. Uzun uzun yani. Arabada hep o vardır mesela. Oralarda şimdi olsa hayatta koymayacağım dediğim şarkılar tabii ki oluyor. Hani direkt bir albüm alırsın, ondan sonra hep geçtiğim bir şarkı vardır ya, o bir olmaz bir türlü o albüme. Öyle şarkılarım çok vardır benim de. Ama zaten işlenmiş bir şey oluyor. Ama çıkmıştır artık, olmuştur. Onu da kendim yaptım, sıkıntı yok o yüzden. Olanla çıkana çare yok. Kaçıncı albüm bu? Bu 6. stüdyo albümü. 6. stüdyo. Stüdyo dışında yapılan albüm de var mı? Stüdyo dışında remix albümü yaptım bir tane. Bir tane single yaptım, reklam müziği de onu koydum. İki tane bunlar var. Nasıl Türkiye'de bir dans ortamları nasıl? İspanyol bir kızla bir şey. Çok özür dilerim. Dans ortamları nasıl? Dans ortamı Türkiye'de derken çaça rumba falan mı? Ya bilmiyorum, sen hangisini istersin? Ya seninkisi biraz yani... katı çizer gibi oluyor ama. Yani dans ortamı bilmiyorum abi. Hani konserlerinde dans ediyor mu insanlar? O da önemli. Ya eğleniyorlar. Yani benim için o önemli. Eğlenmeler önemli. Yerlerine salınmalar önemli. Şey hiç en sevmediğim şey arkada duvarda yaslanan adam tipidir.
Bütün kliplerde kullanılır abi. Arkada yaslanan bir adam tipi ya da duvara sırtını dayayıp kaşıyan kız tipi. Kız tabii. Ya ne kadar kaşınıyoruz bende yok, bende yoktur o. Sen de yok ya. Yani. Sen ama şeyi anlıyorsun değil mi? Algılıyorsun yani bir artık sosyolojik bir etüt şeyi tabii var. O yani sahneden her şey gözüküyor. Yani bayağı her şey gözüküyor yani. Hani net. Hiç görmüyoruz falan filan yalanmış tabii. Her şey görünüyor ya gerçekten. Her şey ama yani. Hani... Evet böylece bundan sonra izlemeye gittiğin sanatçıların sizi göremiyorum. Kim bilir kimler var aranızda tabii, tabii. dediğinde artık herkes alfabetisine göre tabii. kimlerin olduğunu yani, biliyor. Şey güzel insanlar yani özellikle benim kendi konserlerimden örnek verebilirim. Çok rahat bir şekilde güzel bir şekilde dans ediyorlar. Yani dans etmek derken yine çaşarumba değil. Ama yerlerinde hep bir hareketleri var. Hep bir hareket var yani. Peki bir çaçarumba albüm. Benim önümde bacağını kıran adam oldu ya. O yapmasaydı onu niye yaptı? Festivalde adam ambulansla aa diye falan hala bana böyle falan yapıyordu giderken ambulansla. Ne yapmıştı yani. O bacağı şimdi? Adı zıplıyormuş mutluymuş bir şey yapıyormuş artık herhalde yani. Koca bacağı kırdı yani. Festivalde baya eğleniyorduk. Hayırlı olsun peki. Bu şarkı yani... sana falan diyordum ambulansla giderken. Güzel yani hani belli bir şeyden evet, evet. level'dan sonra kırılmalar, çatlamalar sende oluyor gördün mü? Evet. Bak sadece oyunculukta değil. Konserlerde de oluyor. Elbette. Bunlar. Tabii. Bunlar konser. Karadenizli misin? Değilim, İzmirliyim. İzmirlisin. İzmirli olup Karadeniz şivesini o kadar başarılı... Aslında dizide Karadeniz şivesi gibi çok baskın bir şive yapmıyorum. Çünkü hakim olmadığım bir şive. Ne yazık ki bizim ülkemizde de bir dizi projesi önümüze geldiğimizde sete çıkmadan önce önümüzde 6 ay gibi süre olmuyor. Bizde öyle işlemiyor meseleler. Yani şive dünyadaki gibi. Evet ve ben açıkçası çok hakim olmadığım hata yapmak gibi bir lüksüm olsun istemiyorum işimde. Rol de pek öyle bir rol değil. Çünkü biz mesela geçen sene Rize'ye gitmiştik. Dizimizin bir bölümünün tamamını Rize'de çektik. Ve ne yazık ki keşke öyle olmasa ama bu şiveler, lehçeler de orada bile çok asimile olmuş. Yani çok daha yaşı büyük insanlar kullanıyor. Gençlerin çoğunda yok. Köyden köye değişir ama. Rize Elbe, işte işte öyle bir sıkıntı var o şivenin. Bu bir doğuda da öyle, Karadeniz'de de öyle. Spesifik bir yer belirlemek ve gerçekten ona çalışmak lazım. Ben kendim gibi konuşmuyorum. Olabildiğince oynadığım role biraz daha yakın. Bu kadar tertemiz değil de kendine ait bir rengi bir konuşma biçimi olsun diye uğraştım elbette. Bir önceki projem Benim Annem Bir Melek'ti. İlk projem Benim Annem Bir Melek'ti. İlk insanların beni tanıdığı, bana televizyonda bir şans verilen projeydi. Hala benim için çok kıymetli o. Hala üzerinden neredeyse bitmesinin üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen ve üzerine bir sürü iş yapmış olmama rağmen yine hala Benim Annem Melek'ten tanıyan, Benim Annem Melek'te oynadığım rolün adını, karakterin adıyla seslenen çok fazla insan Senin oluyor. Senin için kırılma noktası Benim Annem Kesinlikle. Mi? Peki ikincisi hangisi sence? İkincisi uzun vadeli ve soluklu olduğu için Altı Mantı'ydı TRT'de yine. Televizyon programı Sıkış yaptım. Sıkış oldu ya. O da keyifli. Evet evet. Altı o da öyle. Mantıydı. Ben çok böyle şanslı adlediyorum kendimi. Hep çok iyi ekiplerin olduğu, çok iyi yapımcıların olduğu, çok iyi oyuncuların olduğu işlerde ve uzun vadeli giden işlerde çalışma şansı buldum. Bu bir şans gerçekten. Benim becerimle hiç alakası yok. O kadar tevazu iyi midir? Değil biraz abi. Ama hayır tevazudan kastım. Yani. Gerçekten öyle işlemiyor çünkü. Önümüze işler geliyor elbette. İçgüdülerimiz dinleyip iş seçiyoruz. Ama tek başıma karar vermiyorum. Arkamda menajerim, elbette, bir ekibim var. Çevremdeki herkes oyuncu ya da bu işlerin içinde olan. Tüm dostlarım da öyle. En eski uzun yıllık arkadaşlıklarım. Hepsi konservatuvardan gelen arkadaşlarım. 13-14 yıllık arkadaşlıklarımız var. Onlara da danışıyoruz. Ama biraz önce konuştuk, program öncesinde de müzikte de aynı şey olduğunu söyledi Merve. Bir şarkıyı alıyoruz, stüdyoya girip okuduğumda nereye gideceğini kestiremiyoruz. Şu anda televizyon, Türk televizyonunda da öyle. Bir projeyi dinliyorum, inanılmaz geliyor. Çok uzun vadeli yürüyeceğini düşünüyoruz, çok heyecanlanıyoruz. Çünkü herkesin zevki farklı. 4 bölüm sonra iş kalkıyor. Eyvallah. Kestirmek çok zor. Ben şanslıyım diyorum o yüzden hep. Eyvallah. Peki sevgili CNN Radyo dinleyicileri biz Sayın Sercit Aslan, Merve Özbey, Sayın Bedük, Sayın Mert Öner'le birlikte devam ediyoruz konuşmaya. Esnaf dostu programımız. Gececi esnafın tamamı bizi şu anda ya takside izliyor tamam mı? Ya da şey de dinliyor pardon. Ya da evine giderken şey taşıt içerisinde. Abi Demet Akalın yılbaşında 200 bin lira para alacakmış. Helal olsun. Bravo. Yani bak bir şey söyleyeceğim ben sana. Şimdi bu 200 bin lira çok astronomik bir rakam gibi gözüküyor. Bir artist eğer 200 bin lirayı söylediğinde, talep ettiğinde karşı taraf bu parayı veriyorsa şöyle bakmak lazım hadiseye. Hiç kimse para kazanmayacağı kendi müessesesini yılbaşı akşamı bu parayı verdikten sonra en az
o artiste verdiği para kadar para kazanmayacağını bilerek kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne bugünkü ekonomik koşullarda o parayı vermez. 50 lira vermez. Şimdi 200 bin lira büyük bir para. Artı Demet Akalın seçtiği şarkılarla kadının şöyle bir meziyeti var. Yani şarkıyı, patlayacak olan şarkıyı, çok satacak olan şarkıyı hissediyor. Bunu böyle bir meziyeti var kadının. Şarkıcılığını oturup tartışırız ama ben artık o tartışmaya da muhalefetim var. Çünkü bugün yıllarca bu kadar üst boyutlarda sese sahip, üst boyutlarda sahne hakimiyetine sahip, önemli artistlerle hayatı geçmiş bir adam olarak bugünkü jenerasyondaki sahneye çıkan insanları onlarla mukayese ederek gidersek bu büyük bir hata olur. Bugün gençlik ve bugünkü izleyici o kadar böyle deryalar gibi çağlayan seslere sahip, bülbül gibi oluyor, şakıyan böyle birilerini beklemiyor zaten. Zaten öyle de bir müzik tarzı da yok artık. Bu değişmiş, bunu kabul etmek mecburiyetteyiz. Demet de o jenerasyon içerisinde muvaffak olmuş, başarılı bir artist. Önde koşanlardan. Önde koşan, hatta yani en önderden biri. Efendim orada işte ben şuna zaman zaman muhalefet ediyorum. Yani bu kadar büyük bir şöhreti yakaladınız, bu kadar büyük hayran kitleniz var. Herkes, bütün bu gece kulüpleri, iddialı Türkiye genelindeki iddialı gece kulüpleri gerek yazın gerek kışın hep ön planda birkaç kişiden talep ettikleri birkaç kişiden biri olmasına rağmen artık tabii böyle bu kadar da büyük rakamlar alıyorsanız helal hoş olsun. En nihayette bunları siz serbest meslek makbuzunda belgelendiriyorsunuz. Bunun da vergisi size tahakkuk ediyor. Çünkü bunu anons ediyorsunuz herkese ki sen bunu söyleyebiliyorsun burada. Biraz daha şova yönelik işler yapıyorsunuz. O da çok güzel. Hadi şovda playback, siz ki yani mesleğin içinde olan insanlarsınız. Şova yönelik sahne gösterilerinde playback biraz götürüyor da Münferi'den söylediğiniz şarkılarda birazcık canlı söylemenin çarelerini arayın yani. Çok yani orada çok onu eleştirel mahiyette söylemiyorum. Anladım. O sahnede sırıtıyor. Mesela yılların Ajda Pekkan'ında da var bu. Ya arkadaşım. Playback söyler mi Ajda Hanım? Şimdi kendisi yani herkes biliyor onun zaman zaman playback söylediğini. Tamam yaş bir yere gelmiş. Aynı 1,5-2 saat non-stop performanslar özellikle sahnedeki insanlar için çok yorucu bir iş. Burada da hemfikiriz. O zaman siz eğer bu süreyi aşağı çekemiyorsanız o zaman kardeşim bu kadar kişiye 5000 kişiye 6000 kişiye şarkı söylüyorsanız ve bu paraları da alıyorsanız 4 tanesini bunu canlı söyleyin. Gerisi yine playback devam etsin. Anladım, gayet güzel. Maksim zamanında en çok parayı kime veriyordunuz? Vallahi benim yani benim bildiğim kadarıyla en büyük parayı tabii bugünkü rakamlarla değil, o günkü rakamlarla Zeki Müren, rahmetli Zeki Müren aldı. Zeki Müren alırdı. İkinci yani Emel Sayın almıştır. Bu parayı sen ödüyordun çünkü abi, o yüzden. Ben hafta ama bugünkü tabii karşılıklarını tam söyleyemem. Peki ama, mesela atıyorum yani hani Demet Akalın 200 bin lira diyoruz. Bunun tam karşılığı Zeki Müren'in Şimdi Demet Akalın'ın aldığı bugünkü 200 bin lira o 67-68'de çok iyi biliyorum o tarihlerde. 3500 lira Zeki Müren'in yövmiyesi vardı. 3500 lira yövmiyesi vardı ama Taksim'de de 400 metrekareye bir daire 25 bin liraya satılıyordu. Şimdi şimdi Demet Akalın aldığı 200 bin lirayla Beylikdüzü'nde bir daire alabilir. Yani öyle gidebilir. Yani Taksim civarında değil de. Yani. Peki kazandırıyor muydu abi? Kim? Sayın Zeki Müren rahmetli. Bu soru yani çok yanlış bir soru olur, kusura bakma. 17 sene evet. 16 sene senenin 6 ayı haftada 2 matinede dahil 7-9 mesai yapıyorlardı. Her gece, bila istisna her gece, bugün iş kırık dedikleri zaman 300 kişi vardı içeride. İş kırık dendiği zaman 300 kişi vardı. Bugün en sağlam konserlerde yani, 300 kişi oluyor. Benim rahmetli babamın gazinoculuk hayatındaki para kazandı demiyorum ben ona. Gökten Cumhuriyet altını yağıyordu. Zeki Müren'in solistliğinde. Güzelmiş ya. Sünnet olmadan direkt Cumhuriyet yani, altını yağması. 6 ay o çalışıyor. 6 ay bitiriyor. Hiç repo vermeden
İki gün sonra rahmetli Beyyan'ın başlıyor. Ey Allah'ım. İkisi de rahmetli. Ve bu sistem, bu iki kişi, yani iki solistin, ki bu aralarında pek hatırlayamıyorum yani aralarına solist girdiğini, yaklaşık 13 sene, 14 sene kesintisiz devam etti. Sürdürülebilir bir ama başarı. Ama bu yani Ezeki Müren'den bahsediyoruz. Beyi Aksoy'dan bahsediyoruz. Peki hazır sizi bulmuşken sizinle görüşmediğimiz 1,5 ay içerisinde bir izdivaç programı daha hayatımıza girdi. İki ay içerisinde, evet. Bir izdivaç programı daha girdi hayatımıza. Ne düşünüyorsunuz? Neydir o? Hangisini söylüyorsun? Ya kısmetse olur bizim mesela. Hiç seyretmedim. Mahmut abi sunuyor. Nasipse olur. Hiç seyretmedim. Ben sen izdivaçlarla alakanı kestim mi? Kestim ben. Ciddi söylüyorum. Ya ben neyi seyredeceğim abicim? Ya olur neyi abi? Seyredeceğim? Yani kendi kendime orada sinir hastası mı olacağım? Niye seyredeceğim yani ya? Allah aşkına ya. Niye abi insan rahatlamak? Ya bırak Allah'ını seversen. Ya herkes rahatlamak için izliyorum diyor. Yok abi ben rahatlamak için değil. Tam tersini yani geriliyorsun. Söylediğin şeyler de oraya gitmediğine göre sesler. Dolayısıyla da yani oturup da böyle manasız bir şeye bakmanın... Ya peki orada ne bileyim orada tribünlerde bir adam olsaydı... Yahu arkadaşım... Hala tribündeki adamdan bahsediyorsun. Ya kadın hayatında ilk gördüğü adama ya bu diyor ki bu onu da Kadri bazen koyuyor. Oradaki koyduğu videodan izliyorum. Sen beni seviyor, bana aşık mısın yoksa benden hoşlanıyor musun diyor. Birbirlerini daha o gün görmüşler ya. O gün o dakika yani 10 dakika evveline kadar kimseden haberi yok. Karşı karşıya geldiklerinde bir kadın 10 dakika evvel tanıdığı bir adama diyebilir mi ki sen benden hoşlanıyor musun yoksa bana aşık mısın? Ya bunlar bu aşk kelimesinin manasını bilmiyorlar. Ya hoşlanmanın da manasını bilmiyor. Bir kere bu Türkçe nasıl olduysa bu 1200-1300 kelimeyle konuşulduğunda rahmetli Hulusi Kuzucu dedi ki ya siz bu Türkçeyi dedi katlettiniz ya 3000 kelimeden 1500 kelimeye indirdiniz dedi. Şimdi şerefsizim yemin ediyorum sana 70 kelimeyi geçerse 70'tir değil mi gündelik alanda? 70 tane 70 kelime. Bazı kelimelerin hiç manasını bilmiyorlar. Ya vefat değil mi? İşte babam Allah rahmet eylesin şu gün vefat etti. Mefat diyor. Ya biri de müdahale edin. Neyin peşindesin? Ya neyin peşindesin ya kardeşim? Bilmiyorsan o zaman söyleme. Öldü de. Öyle de gitsin. Öyle yani. De gitsin. O öldüsen küfür gibi geliyor. Peki aman dikkatli yaşayın, hatırlamak bile istemedikleriniz gün gelir önünüze konur. Doğru. Herkes için geçerli. Herkes için geçerli. Evet. Peki. Allah herkesi sınıyor işte. Bazısını şanssızlıkla. Herkes için geçerli. Benim için de geçerli ama benim öyle korkacağım çok önüme çıkacak bir şey yok. Ha. Temiz misin abi tamamen? Sicil temiz mi? Yok. Nasıl? Şey yok, yani hiç. Kriminal olarak mı? Kriminal değil yani. Hani vicdani olarak da ya. Vicdani olarak temizim gibi geliyor bana ama muhakkak ki elimde olmadan ya da farkında olmadan belki yapmış olduğum hatalar vardır. Vardır. Peki aynı soruyu sana soracağım. Vicdanı temiz hissediyor musun? Gece başımı yastığıma koyduğum her dakika, her gece şunu düşünüyorum. Acaba bir gün birini kırdım mı? Benim en büyük yastığım vicdan. Ve insanların bir yanlışını söylemem için 40 kalem yanlışını görmem lazım. Başında da söylediğim gibi. 40 kalem yanlışını bekleyene kadar sen yoksun o zaman. İşte her zaman daha sabırlı söylesen... davranmaya çalışıyorum. yok. 40, benim 4. için önemli olan vicdan. Yani rahat uyuyayım ben yeter benim için. Tasavvufla ilgili misin? Biraz. İlgilenmeye çalışıyorum. Anladım. Peki. Serçit abinin bir sözünü de sana sormak isterim. Allah herkesi sınıyor işte. Bazısını şanssızlıkla, bazısını mutsuzlukla. Doğrudur. Seni niye beyin gibi can alıcı noktadan vurdu anlamış değilim. Beyin yani. Hepimizin kendi beyni. Herkesi sınıyor. Var yok mu öyleleri? Var mıdır? Beyniyle sınanlar. Var tabii. Var. Hayattaki en büyük sınav beyin değil midir zaten? Doğru. Ben çıktım ya, karşınıza beyniyle sınanan birileri. Ben önce kendi beynimle sınanıyorum zaten. Herkes için böyledir. Konuştuğun her cümle, yaptığın her hareket daha zaten genç canım çıkacaktır ileride. Önce. Mutlaka öldür ama. 40 kere bekleyeceğiz. Estağfurullah öyle değil tabii ama ben gerçekten hayatın bütünüyle bir sınav olduğuna inananlardan olduğum için en büyük sınavın da beyin olduğuna inanıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl geçti sınavlar? Hani TEOG iyi geçti mi? KPSS iyi geçti mi? Ne bileyim yani. Çok nezih atlattım ben. Vuramadı yüzü ifadesi gitti geldi. Yok gerçekten çok nezih atlattım yani. Nezih atlatmak da güzel. Nezih atlattım gerçekten her zaman. Belki de Allah'ın sevgili kuluyum her zaman karşıma güzel şeyler çıkardı. Hayır, demek maşallah, değildir yani. Ki hep güzel şeyler çıkaracak. Mutlaka sınanacağım başka şeyler vardır. İnsanız hayatta herkesin başına her şey gelebilir ama bu zamana kadar temiz atlattığımı düşünüyorum. Çok güzel ya maşallah. Bedip sen böyle feleğin
çemberinden böyle geçmiş, tabii üç kere de takla atmış, bir kere daha geçmiş dört gibi duruyoruz. Dört dedik yani tabii. Böyle dört dedik ya. Tabii. Var mıdır böyle hayatında sıkıntılı ya trajik şeyler? Ya Allah korusun. Allah tabii ki korusun tabii. Yani geçmişte var mı? Öyle bir yani ne trajediler görüyoruz, okuyoruz her gün. Tabii. Yani Allah'a şükür iyi durumdayız yani. Onların yanında. Ben hep şükretme şeyim, taraftarıyım. Hayata da çok fazla önem vermemeye çalışırım. Aslında yani dünyayı kayıtsız kalamıyoruz eyvallah falan ama çok fazla önem vermemeye çalışırım. Yani her an şu anda burada diye gidebilirim yani ölebiliriz. Her gün ölebiliriz her an. O yüzden çok fazla böyle... Çocuklarına başlasın Allah gayet Allah, güzel. Allah başlasın. Yani kendine işte yaptığın işe dünyaya çok fazla aşırı bağlanıp önem vermemeye çalışan bir adam. Ya bir yandan da hiç ölmeyecekmiş gibi çalışma meselesi de var ama hep o öbür tarafı her zaman düşünürüm yani. Evet gayet güzel. Sadece abinin mottolarından bir tanesini sana okuyalım. Aşırı ego bir insanın zayıflıklarını saklamak için kullandığı kalkandır. Güçlü insanların yüksek egoları olmaz. Katılır mısın? Doğru. Tabii canım. Yani sırf güçlü insanların değil yani medeni kafası çalışan adamın egosu olmaz. Güçten dünyayı, kastım orada illa maddi güçten, maddi gücü kastım yok. Başak olgunlaştıkça iyidir durum yani, mudur acaba? Manen güçlü olan evet. Insan, aynen öyle. Yani kendine güvenin varsa, tabii. Zaten şimdi olur. İnsanın kendine güveni olduğu zaman açlığa, parasızlığa, her türlü zora mukavemet gösterebiliyor. Tabii. Eğer kendine gücün varsa. Zayıf adam parasızlığa tahammül edemez. Zayıf insanın en büyük zaafıdır parasızlık. Hı hı. En büyük, yani hele hele böyle büyük debdebeden, büyük paradan sonra birdenbire çöküş yaşıyorsa orada ayakta kalabilmek çok büyük meziyettir. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın dediğimiz şey bu ya. O tamam, amenna. Ama varsayalım ki oldu. Olabilir, hı. Çok normal. Orada sanki ona ondan yani yaşadığından en optimal noktadaki yaşamını aynen ayakta tutabiliyorsun. İlla madden değil. O günkü şartlara çöküş yaşadığın zaman, rezüsü yaşadığın zaman aynı güler yüzlü gösteriliyor musun? Evet, aynı şekilde aynı ayakların yere basıp evet. Ve o gelen yeni gelen o seni mutsuz ettiğini, herkese seni mutsuz ettiği addedilen o şartlara eyvallah diyebiliyor musun? İşte o zaman güçlüsün. Eyvallah. Ben ona şey diyorum, benim yeni mottom, je le kıvamı diyorum. Şimdi Bruce Lee'nin su gibi oğlu var ya, tamam mı? Bak benim de jöle. Kalıba sığır. Tamam. Jöle nasıldır? Bir kalıba sığar yani neyse. Hayır kalıbı boş ver. Ayağı yere sağlam basar tamam mı? Doğru. Sağdan soldan vurduğun zaman bir sallanır. Böyle bir sallanır ama yerinde hala durur, yıkılmaz. Şeffaftır, içini görebilirsin. Ama bir yandan da serttir aslında böyle. Parmağın girer ama tam sonuna kadar böyle karıştıramazlar onu. Bugüne kadar bugüne kadar kazandığın bütün maddiyatı Allah göstermesin. 15 dakika içinde kaybetsen, o seni ilk biraz çok evvel görüntülerde gördüğümüz o uzun saçlı haliyle o sıfır halindeki kadar ayağın yere basabilir mi? Değil. Hayır, yani nasıl anlatacağım? Elemele yok. Tam sorumun cevabı. Evet. Çünkü zaten oldu. Yani onu almaya çalışacağım. Bilmiyorum. Çok takla attım diyor. Hayır, çok takla attım zaten. Yani o zaman mesele yok. Hikayesi boşuna sorulmuş bir şey değil. O zaman tabii mesele yok. Onu yapabiliyorsan mesele yok. Takla yattık yani. Peki. Mottolardan gidelim. Tamam. Yalnızlık cahil kişilerle oturmaktan iyidir diye bir şey var. Ama şöyle de devam ediyor. Bir kitap beni nasıl değiştirebilir ki diyorsan elindeki kitaba bak. O da bir zamanlar odundu. Kesinlikle. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Hatta ilkini şöyle bile çevirebiliriz. O iki kavram arasındaki farkın daha güçlü olduğuna inanıyorum. Cahille değil de yarı cahille oturmaktansa yalnız oturmayı tercih ederim. Gayet güzel. Lütfen rica ediyorum kişilik yoksunu yan sanayi kişiler gelmesin bu profile artık. Abi kişilik kardeşim, yoksunu yan sanayi ne demek? Yan ya? Sanayi çünkü neden? Şimdi ben... Hangi profile senin? Instagram'da insanların profillerine... Benim yani ben de paylaştıkları şeyleri görüyorum, takip ettikleri. Tabii. Bu hesabı açtığımdan bugüne kadar hiç kimsenin profiline gidip bakıp veyahut orada benle yani örtüşmeyen ya beğenmediğim bir şey için oraya bir satır yazı yazmadım. Adamın kendi sayfası. Yani hicap edersin doğru yani bireysel bir şey aslında yani. İşine gelmiyorsa takip etmezsin ya da engellersin. Ama o kendine göre, dünya görüşü öyle. Bazı şeyleri kendine vehmetmiştir. Bazı şeyleri öyle hayal etmiştir. O orada öyle kullanıyor. Kendini orada başka türlü prezante ediyor. Ya sen böyle değilsin. Tanıyorsan bile o adamı. Ya da sana uygun olmayan bir paylaşım yapmışsa
Sen mecbur musun kardeşim adamın oraya girip de yorum yazmaya? Onun için yan sanayi diyorum. Ya hem benim sayfama geliyorsun. Benim sayfama gelip bana çemkiriyorsun. Artı bir de bana ders veriyorsun. Ya şimdi bir karşı karşıya geldiğimizde ya da bakıyorum sonradan özür diliyorsun. Şu yapıyor, bu yapıyor. Tamam amenna da. Ya arkadaş sen bana bu saatten sonra ne dersi veriyorsun? Ben dersimi zaten almışım. Kendi kendime de zaten doktorayı da yapmışım. Dersin, yani neyini sen ya bu saatten sonra bana neyi ders vereceksin? 62 yaşından sonra bir adama ders vermeye kalkanın ben aklımdan tamam, şüphe ederim ya. Anladım o benim devamını. Ve ortama soruyorum. Bu güzel bir şeyi Rus atasözünden almış. Oo. Ayıyı dansa sana soracağım abi dans ne? Konusunda. Dans varsa varım abi. Ayıyı dansa kaldırırsan yorulduğunda değil ayı yorulduğu zaman oturabilirsin. Bu sahnede karşılaştığım için. Gayet mantıklı. Ben yorulmadan şey itmez. Sahnem itmez. Oo değil. Bak güzel. Güzel özetledi. Gerçekten hiçbir hani şey yani de metafor olarak da bir ayıyı dansa kaldırdığınız oldu mu abi? Yok hayır. Peki. Tarkan konserine ilginç bir kriter gelmiş. Tarkan'ın yılbaşı gecesi konserini dinlemek isteyenler 3 gece o otelde konaklamak zorundaymış. He. Bu kadar. Bu Adele ile Ahmet Kaya'nın Adele değil mi? Adele yok. Adele. Kasla Ahmet Kaya'nın şarkıları arasındaki benzetiyor musunuz? Benziyor gerçekten. Ne bileyim ben. Melodik yapısı benziyor. Abi yürüyüşler benziyor yani. Olur. Evet. Çok normal bir şey. Olur değil mi yani? Dünyada tabii. Hani şey değil. Senaryo ama 500 tanedir. Yani müzik de herhalde o kadar da olacak. Janr aynıysa bütün tangolar birbirine benzer. Sonuçta tango işte abi işte. Yani aynı form yani. Öyle. Form aynıysa benzer. Ha, hiç üzerine oynamayalım. Peki. Peki devam ediyoruz. Bülent Ersoy'un evlenmesini sormuştuk değil mi abi? Tamam ya sana soracağım soru da kalmadı artık. Ya bütün soruları soruyorum. Var mı şu son böyle hiç patlatmadığımız bir bomba falan burada patlatsak yok. Geleceğim bu saatte? Yok. Hiç mi yok ya? Biraz olmuşsundur vardı. Ya vallahi yok. Ya 3-5. Ya sonradan başım derde giriyor abi. Dili yanmış. Şimdi çok bir şey söylüyorsun. Buyur. Ertesi gün yahut 3 gün sonra mahkemeden bir celp mi geliyor? Eyvah ya. Şimdi tamam abi, bakıyorsun söyle. Klişeleşmiş bir laf var bu avukatların başladığı. Efendim halka mal olmuş müvekkilim diye başlıyor. Ya kardeşim halka mal olmuş müvekkilin iyi güzel de senin halka mal olmuş müvekkilin alenen bir canlı yayında bilerek ve isteyerek havaya çıkan bir yayında söylenmeyecek bir şeyi söylüyor. Hmm. Bu söylediği zaman demiyor musun ki ya sayın müvekkilim kardeşim sen de bunu söylememen lazım. Demiyorsun da o yani söyleyen halka mal olmuş müvekkilin diye başlıyorsun dilekçeye. Bunu alıp yayınlayan suçlu oluyor. Ben de bu mantığı anlamıyorum. Anladım. Sen kendini hiç halka mal olmuş hissettin mi abi? Ne münasebet ya. Hangi en azından kamu aydınlatma platformunda bir şey söyleyeceğim Mesut ya. Buyurun. Hangi gerekçeyle halka mal olmak? Halka mal olmak öyle kolay bir şey midir? Hiç bilmiyorum ki abi. Halka mal olmak, bir topyekun bir millete mal olmak her baba yiğide nasip olacak bir iş değildir. Yani hı, bugün sen Bedük yahut onun jenerasyonundan biri yahut bu hanımefendi iyi bir şarkıcı olabilir. İyi bir sahne artisti olabilir. Beyefendi iyi bir oyuncu olabilir. Ama halka mal olmak demek yani onun şu anda fanları vardır, onun da vardır, onun da vardır. Var, ona hayran olan bir kitle, bir gençlik vardır. Amenna sadakna, buna söylenecek hiçbir şey yok. Ama bir millete 80 milyonluk bir ülkeye mal olmak demek her baba yiğidin kârı değil abi. Hı. Bu bazı lafların içini boşaltıp böyle kestemperane ağza geldiği gibi söylüyorlar. İşte duayendi, yok efendim halka mal oldum. Ben halka mal olmak öyle her bir adamın ömrü vefa eder mi halka mal olmak için? Hiç onu bilmiyorum abi. Yani. Olur mu o ya? O yani, hani Kopenhag kriterleri bizi, gibi bir şey bizi, onların farkı, şarkı söylüyorlar, gençlik arkalarında önemli fanları var. Amenna. Ben de yıllardır televizyonlara konuk olarak çıkıyorum. Hasbelkader bir de program yaptım. Halk da beni televizyondan tanıyor. Bu kadar. Bu kadar. Tamam, bu senin magazin duayeni yapmaz. Bu beni hiçbir şey yapmaz. Benim tamam, her zaman söylüyorum. Bir sitenin sahibi olmam beni gazeteci yapmaz. Beni medya mensubu yapmaz. Gördünüz televizyona duayeni dediğinde televizyona çıkmam beni televizyonda bir sunucu yapmaz. O arkadaşın mesleği o. Evet. Bedük yıllardır bundan uğraşıyor. Mesleği o. Şarkıcı. Onun elinde bir altın bileziği var. Adam yıllarca buna emek vermiş. Şarkıcıyım diyebiliyor. Hanımefendi öyle çalışmış. Bak 13 sene ben vokallik yaptım diyor. Hasbelkader şimdi güzel bir söz, bir şarkıyı patlatmış.
Dilerim ki aynı şekilde başka İnşallah. Güzel şarkılar da olsun. Kalıcı olsun. Yarın öbür gün biraz daha geri planda kalır ama bir mesleği vardır. Benim mesleğim bitmiş, gitmiş. Yıllarca ben onu yapmışım ama şu anda zaten faal yok. Faal halde değil. Olsa benim yaşım artık ona müsait. Peki meslek olarak yani şu an ne mi? Yani sana mesleğini sorsalar. Bana benim mesleğim şu anda ben eski bir gazinonun yöneticisiyim. Sahibi babam. Amenna. Bunlarda bir beis yok. Hı. Ama ben şu anda kalkıp da ne kendime bir gazinocu derim. Hı. Ne ben efendim medya mensubuyum ne gazeteciyim derim. Ben böyle kendime bir titir koymam. Hı. Benim adım Sacit Aslan. Oka bitti. Peki niye yani sana insanlar böyle titirler vermek Ben koymam kendime. Bana kim ne koyarsa koysun. Evet. Ama ben buraya işte altta KC yazacağız. Ne yazacağız? Sacit Aslan yaz diyorum. Hı. Önüne ne yazalım? Önüne birinin arkasına bir şey yazma. Kardeşim Sacit Aslan yaz kafi. Oo, bu da Sacit Aslan bir markadır anlamına gelir abi. Ya benim adım ve soyadım o. Eyvallah. Onun önüne bir şey koymak böyle bir ihtiyacım yok. Hı. Böyle bir şey hissetmiyorum. Hı. Ha böyle bir şey hissetsem o zaman zaten ben anons ederim. Onun önüne koy onu derim. Koydurmam diyorsun evet. Yani. Yani başkalarına koydurmam kendin koyarım diyorsun. Peki. Oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu söylemişler. Ama bu gıybetse kapatalım konuyu. Yo şöyle. Güzel, çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım var. Mesleğine çok saygı duyduğum ve gerçekten işlerini iyi yaptıklarını düşündüğüm. Sevgili Yıldız Çağrı Atiksoy var. Ayşe Çiğdem Batur var. Çok yakın olduğum sevgili Anıl İlter var. O bizim gençler. Berk Oktay yani. Var. Anladım. Evet. Hem cinslerim, yaşıtlarım. Onlar her zaman söylerler yetenekli olduğum ama ben yaptığım işi önce hazmetmeye çalışan ve yerine oturtmaya çalışan meslek sahibi kadınım. Önce şarkıcılığımı bir oturtturayım, ismimi oturtturmaya çalışıyorum sadece. İnşallah beni tanısınlar kesin. İstiyorum. Çok doğayan, çok büyüklerimiz olduğu için henüz benim harcım değil. Ben evet iyi, evet yetenekliyim, taklit yapmayı seviyorum. Arkadaşlarımı güldürmeyi seviyorum ama ben ondan önce şarkı söylemeyi daha çok seviyorum bana galiba. Bana malzemeyi az önce verdin. Taklit derken yani şöyle, kimsenin taklitini yapabildiğim için değil ama gördüğümü yapabiliyorum. Doğru, öyle bir yeteneğim var. Bir Sacit abi çıkartabilir misin şimdi? Yok, o kadarını yapamam tabii ki. Bir Sacit Aslan çıkartmak kolay değil. Bir Sacit Aslan çıkıyorsa ben onu taklitçi derim abi. Yani bunu yapabilen, senin ama mesleğinde çok sağlam ve doğayan olduğunu bildiğim, izlediğim, gerek oyunlarını gerek dizilerini izlediğim birçok büyüğüm ve arkadaşım var. O yüzden ben önce olduğum yere hazmetmeye çalışan şarkıcıyım sadece. Bilip sen daha ben ne iş olsa şey yaparım abi. Oynadın değil mi? Yaptın bir şey. Yaptım. 8 evet, bölüm, 8 bölüm bir dizide oynadım. Ne diyorsun ya? Ha. Güzelmiş o. Yani dizi 8 bölüm sürdü zaten. Zaten genelde bak bir şey olabilir. Olması gereken şu Avrupa mesela Avrupa'da ve Amerika'da 8 bölüm sürüyor zaten. Zaten. Yani sen bir sezonu bitirmiş oldun. Tabii falan. Oyuncusun. Yani. Hiç fena değilim. Oyuncusun. Yok estağfurullah. Şimdi hiç bir şey oyuncu falan değilim ben. Kliplerinin yani. Şeyinde kendin mi yazıyorsun senaryoları? Yazıyorum da yönetiyorum da. Yazıyorsun. Prodüksiyonu da yapıyorum. Çok enteresan. Ne iş olsa yaparım dedim. Abi hiç dışarı para gitmez. Bir de bu arada bu yaz bara mı? Yok abi. Dışarı para gitmez. Para. Sen para gitmezsin onu anladık canım yani. Sen kendi yok kendine. Giderim canım niye gitmeyeyim canım giderim. Evin bir kenarında bedük bar yapmış oraya. Abi ben anladım adamın şeyini ya. Niye bu kadar mı? Yani bu kadar mı sıkıyor? Yok hayır. Yani? Yok canım alakası yok. Kendi içine her şeyi ben yaptım. Ona şey yaptım işte. Ya ben bir de bu yaz bir filmde oynadım bir tane. İlk defa sinema filminde oynadım. Ya ayrıca bir şey sana söyleyeyim. Her şeyi kendi de yapıyorsa. Varsayalım ki çok da tutumlu. Hatta tutumunun ötesinde sıkı diyelim. İnan bana. Doğru yapıyor. Helal hoş olsun. Vallahi doğru yapıyor. Çok lazım çünkü olacak o biliyor musun? Bugünkü devirde paran varsa, paran olduğu sürece yani kendini hiç kimseye muhtaç etmeyecek bir duruma getirmişsen senden daha kral bir adam yok. Hay maşallah. Tabii. Ben maşallah. Benimki o işte. O işte benim. Aynen öyle. Onun dışında Allah'ım iyi cihan olsan eğer parayı kaybetmişsen hasbel kader o iki tane çok muvaffak olduğun seni top level'a taşıyan o rolleri de oynamış olsan eğer bunlardan bir gün bir tanesini yapamazsan para da yoksa yandın kardeşim. Onu bilesin. Geçmiş olsun diyorsun yani. Yani seni İstanbul itfaiyesi söndüremez. Onu eyvallah. Bil. Mert evli falan değilsin değil mi? Değilim. Tamam çünkü aradık bulamadık. Yok değilim. Yani, yenge var mı falan? Yenge var mı adayı hayır. Falan? İzbaş programına katılmayı düşünür müsün? Hayır. Anladım çok güzel. Yani biz seni buradan evli olarak gönderemeyeceğiz. Zaten Sacit abi dinledikten artık sonra... Sacit abi vazgeçmişken yani, izdivaç programlarından bana hiç ya hiç kalmaz. Ya eskiden sıkılıp seyrediyordum. Şimdi artık... Dizi falan izliyor musun bari? Yok hayır onu da izlemiyorum. Televizyonda bundan sonra fenomen olacak olan şey ne söyleyeyim mi size?
Jerry Springer diye bir adam vardı, bilir misiniz? Amerika'daki. Onu ilk yapan Türkiye'de büyük patlayacak ama bizim bütün televizyon olayımız bitecek ama ondan sonra zaten. Ama onu ilk defa o formatı aynen Allah rahmet eylesin savaş yapıyordu. Savaş yapıldı mı öyle bir şey? Ha doğru değil mi, öyle bir şey vardı. Savaş ya, yıllarca yapıldı. Ben şeye görüyorum da bundan sonraki etap 75 şehir aldığını biliyorum ben. 75 şehir alıyordu abi. Bu program 100 şehir aldı biliyor musun? Bu program şu izlediğiniz 100 şehir, 100 şehir şu. Her saatte açık olan herkesin izliyor. Evet. Fakat 5-11 yaş grubunda. Nasıl ya? Artık anneler bilmiyor. Kimdi konu? Ya bir açık kalmıştı. Sabaha kadar 100 şehir yani yapmıştı. Yani o efsane şeyi yapıyor. Ya, savaş yapıyor. Evet, Allah ya, savaş yapıyor. İç Savaş abi yapıyordu. Nur içinde yatsın. Türkiye'de böyle eksiliyor ya şeyler, değerler. Mesela onların yerine de bir şey koyamıyorsun. O da enteresan bir şey. Televizyon eskisi ama yani şimdi şey Savaş'ın yerine bir şey koyamazsın. Çünkü o da nevi şahsına münasır bir televizyon. Allah sana uzun ömür versin. Senin yerine kimi koyarız abi? Allah hep beraber yaşayalım ya. Bu yani bu memleket, bu dünyaya geldik, kimseye kazık çakacak değil. Eyvallah. İsterse servetin olsun. Ne olacak? En sonunda bir mermere iki satır yazısın. Harika. Doğru. Kitap ne zaman geliyor diye soruyor sevenlerin. Kitap bitti. Hayırlı olsun. 8 ay oldu, bitti. Şimdi bak söyleyeceğim, şimdi yine Zülfiyar'a dokunacak. Dur kitap, yine laf, bir yani ben öyle abi. Yok buyurun. Yani isim zikretmeden. Estağfurullah, buyurun. Kitabı şimdi yazdık. Daha doğrusu Necef Hanım yazdı. Ve 8 aydır bundan uğraşıyor. Necef Uğurlu yazdı. Evet, evet. Necef Uğurlu yazdı. Bu içki masalarında kardeşim, ben size bir şey söyleyeyim. Bir abi olarak bunu kabul edin. İçki masasında kim söz veriyorsa hiç dinlemeyin. Alkol bu yüzden sağlığa zararlı. Vallahi ciddi söylüyorum. Yani, asla ve kata. Yani iki cihanı bir araya getirecek güçte biri dahi olsa inanmayın kardeşim. İnanmayın. Ayık kafayla, ayık, gayet güzel, böyle aklı başında mantıklı olduğu bir dönemde konuşun, ne konuşacaksanız. Şimdi, aldık abi yanıtımızı. Ha, aldık yanıtı. Kitap geliyor yani bir şekilde. Bir şekliyle gelecek. Ama o içki masalarından ya, gelmeyecek, anlaşıldı. Kardeşim benim hep söylediğim bir laf vardır. Müessif akıbeti durduramazsın, ancak geciktirirsin. Abi şunu bir altyazı geçsek. Yani bir şey olacaksa, olacak olanı durduramazsın. Abi. Bütün imkanlarını da kullansan onu belli bir süre geciktirirsin. Şimdi hatırlar var, gönüller var. Abi işte bu ya, bu ne yazıldı acaba abicim ya falan. Ya abi. Saçlar bir suratı gördüm. İfade vurdu. Şimdi, orada vurdu. Yüzüne ifadesi ya. Orada ifade geldi. Dolayısıyla şimdi söz veren arkadaş da naçar. İki cami arasında bir namaz. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Ya, söz mü verdi, geri dönemiyor. Şimdi ben kitabı bassam 5-10 tane isim sahibi arkadaşımı kaybedeyim. Kitabımı basayım. Ne yapacağım? Yani neredesin diyorsun? Zor be abi. Seyahatteyim diyor. Aslan seyahat. Anladın mı? Anladım. Geçmiş ola. Son sorum sana şu. Nurella'yı izlemiyor musun ya? Vallahi izlemiyorum. İnanmıyorsun sen buna. İzlemiyorum. Yok, ben bir şey demiyorum. Yani oğlum, İnanmıyorum. Yani Nurella'yı da mı izlemiyorum? Ne neyini seyrediyorum? Yani ben seyretmiyorum dediğim zaman onlar bunu kendilerine bir şey yapıyorum zannediyorlar. Öyle değil. Tamam. Ama yani artık ben o kavga şimdi hakikaten samimi bir konuda münakaşa ediyorlarsa amenna. Ama hadise yazılıp da oynanıyorsa oynayanlar artist olmadıkları için, tiyatrocu olmadıkları için çok büyük sırıtıyor. Yani elbise artık 5 numara bol. Bu arada Nilgün Belgün geldi ya bir tanesine. Geldi. Öbür abla doğum yaptığı için. Tamam. Nilgün Belgün programı o kadar güzel yaptı. Evet. Şeker gibi program. Ve bundan en iyi alternatif oydu. Nilgün ağzı laf yapan, tiyatrocu. Çok pozitif. İşte o yani tiyatrocu olmasından kaynaklanıyor. Oyuncu olmasından kaynaklanıyor. Orayı ancak Esra'nın gelene kadar en güzel şekilde... Yani Nilgün oraya geldi de orayı alıp da bir yerlere taşıyacak iddiasında gelmedi. Öyle gelmedi canım. Emaneti çok. Yani program harika bir yere geldi. Emaneti bence. O çok güzel bir yerde tutuyor. Ve Esra'nın eşi Ali'nin tespiti ve o kararı en yerinde karar olmuş. Helal olsun Ali'ye. Esra ve Ali'ye de çocuklarıyla Allah bağışlasın diyoruz. Amin. Çocuklarıyla inşallah. Mutlu bir ömür diliyoruz. Çift sıfırdan bu yana konuştuk. Saç abi atarlandı. Biz hepimiz tutarlandık. Ya bu ne yaptım atarlandı? Yok hiç atarlandı. Kimse gör. Allah var ya. Keyifle. Akır kakır güldüğünü gördüm yani. Ya ne yaptım? İfadeyi gördük. O ifadeyi ben. Ya o ifadeyi bir şey söylemiyorum. O ifadeyi gidip şikayet ediyorlar bizim baskıyı yapacak arkadaşa. Abi ne yazdı? En güzel oydu değil mi?
Abi peki. Ne yazdı? Abi bilmiyor ki sana ne söylesin ne yazdığını. Okumamış gidiyor. Peki bakalım manşetlerde neler çıktı. Çok sevgili buradalar, çok dinleyenleri ve izleyenleri. Sacit Arslan abimiz aylık konukluğunu tamamladı bu akşam. Ya bırak öyle şey mi olur ya? Bana hikaye anlatmayın. Atalan Üsküdar'a geçiyor kardeşim. Atlamayın basamakları, teker teker inin. Azıcık söz dinleyin. Ben savunuyorum, siz de kendi düşüncenizi savunsanıza. İnsanlar et ve kemikten oluşuyor. Her sorunun bir yanıtı var. Ben böyle senin şu anda anlattığın gibi mi anlattım? Yok, kolaj yani. Bu. Sacit abi oynamaya çalıştım olmadı işte gördüğün gibi. Sacit abi bunları gayet normal bir ses tonuyla anlattı. Devam ediyoruz. Sevgili Merve Özbey bizimle konuktu. Bizimle konuktu yalnız. Başkalarıyla da konuk oluyor ama bizimle daha değişik bir konuktu. Merhaba ben Merve Özbey. Geldiği yeri unutmayan biriyim. Tanımadığım için unutmama da imkan yok. Tanınmadığım için pardon. O kadar ki beni tanıyan biriyle karşılaşınca ona sarılasım geliyor. Sabırlı bir kadınımdır. Kızgınlığımı göremezsiniz. Kontrollü bir şekilde kendimi yolarım. Sarışın olan da benim menajerim. Ben değilim. Diyerek geceyi bitirdim. Devam ediyoruz. Sevgili medik konuğumuzdu bu akşam. Her şeyi kendim yapan biriyim. İyisi de kötüsü de benimdir. Dans etmem, dans ettiririm ha. Ettirmekle kalmam. Konserlerimde kol bacak kırdırırım. Benim eşim ve çocuklarım var. Şimdi aklıma başka bir şey gelmedi. Galiba başka da bir şey yok. Bedük'ün konseri olmasa evden bile çıkmam zaten diyerek doğru. Bedük hayatını özetledi. Buyurun devam ediyoruz. Sıkıcı bir herif. Estağfurullah ya. Sevgili Mert Öner konuğumuzdu. Ben çocukluğumda şarkıcı olma hayalleri kuruyordum. Olamadım. Yeteneklerime yazık falan da olmadı. Arkadaş ortamında müzisyen kimliğim ortaya çıkıyor. Sonra oyuncu arkadaşlarımı gördüm. Ben neden yapamayayım dedim ve oyuncu oldum. Drama ve komedi arasında teknik farklar var. Bitti. Budur yani. Gece de bitti. Çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Şeref verdiniz gayet güzel. Efendim Merve Özbey yaş hikayesi. Artık bunu biliyorsunuz. Vuruyor çünkü yüze ifadesi vurmuş bunlar. Gerçekten ifadesini yüzünde taşıyan bir hanımefendi kendisi. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın sağ olun. Allah sizi ailelerinize ve müziğinize bağışlasın. Ve amin. Sevenlerinize bağışlasın. Amin. Amin sevgili inşallah. Bedük söz. Efendime söyleyeyim, grafik, içerik, şey tamam. Prodüksiyon ve dans kendisine ait son albümüyle ya bir dans etsek diyerek bir temenni de bulunuyor. Bana göre galiba dans edilecek en kıyak adamlardan da bir tanesi. Zaten Bedük'ün şarkısıyla bitiriyoruz. Ne yapalım? Yarın çift sıfırda yine karşınızda olacağız. Yürü be Bedük. Kaldır kolları oynayalım. Kaldır kolları hoppa. Kolları oynayalım. Geçtim, tek içtim, çok düştüm. Öyle geceler var ki anım yok, beynim boş. Senle tanışana dek kendimden bir haberdim. Kaldır kolları gel, hazırsan oynayalım. Of, vur patlasın, çal oynasın. Of, gelmeyenler utansın. Patlasın, çal oynasın. Of, kaldır kolları oynayalım. Ne serden edemem öyle geceler beni savurdu yerlere seni tanıyana dek kendimi bilmemişim kaldır kolları gel hazırsan oynayalım of vur patlasın çal oynasın of gelmeyenler utansın of vur patlasın çal oynasın kaldır kolları oynayalım. Kendimden bir haberdim. Kaldır kolları gel.
kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Buradalar Çok'tan yarın akşam. Yoğun set ortamında yemek yemeye bile vakti olmayan Merve Oflaz, hayata tesbih yaptıktan sonra tavukları da pişiren Ferman Toprak, son olarak Ali Baba ve Yedi Cücelerle birlikte görünen Bahtiyar Engin ve Gebertirim adlı şarkısının klibiyle dikkatleri üzerine çeken Seda Üren. Buradalar Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Kahkahanın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda Buradalar Çok yayında. Buradalar Çok, Buradalar Çok, Buradalar Çok.